Kıymetli hocalarım ve değerli konuklar, moderatörlüğünü Profesör Doktor Nesimin Yazıcı hocamızın yapacağı Islahat ve Tanzimat Dönemi Değişim ve Dönüşümler paneline hepiniz hoş geldiniz. Ben konuşmacılarımız olarak hocalarımızı takdim etmek istiyorum. Güney Türkistan Kültür Havzası örneği Cemalettin Afgani konuşmasını Doçent Doktor Abdullah Alperen hocamız yapacak. Buyurun hocam. Medrese Mektep 19. yüzyıl Osmanlı eğitim sisteminin kısa tarihi başlıklı konuşmasını Doktor Öğretim Üyesi İbrahim Vehbi Baysan hocamız online olarak gerçekleştirecektir. Kendisi yoğunluğundan dolayı aramızda bugün bulunamamaktadır. Yeni Osmanlılık İttihadı İslam ve Basın Yayın Faaliyetleri başlıklı konuşmasını Doçent Doktor Vahdettin Işık hocamız online olarak gerçekleştirecektir. Aynı şekilde yoğunluklarından dolayı aramızda katılamamaktadır. Hukuki değişim, kanunlaştırma ve mahkemelerin ıslahı başlığıyla Tuncay Namlı hocamız. Hocalarımızı kısa bir takdim etmek istiyorum müsaadenizle. Profesör Doktor Nesimin Yazıcı hocamız İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü'nü bitirmiştir. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde eğitim görmüştür. Diyanet İşleri Başkanlığı Taşra Teşkilatı'nda görev almıştır. 1985 hocam özür diliyorum. Öncesi de alabilir miyim lütfen moderatör olarak? Profesör Doktor Nesim Yazıcı hocamızı davet ediyoruz. Diyanet İşleri Başkanlığı Taşra Teşkilatı'nda görev aldı. 1981'de doktor, 1985'te yardımcı doçent, 1988'de doçent, 1995 yılında da profesör oldu. Genellikle Tanzimat dönemiyle ilgili çalışmalarını içeren kitap ve makaleleri değişik yayın organlarınca yayımlandı. Doçent Doktor Abdullah Alperen hocamızı kısaca tanıyalım. Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde lisans eğitimini tamamlayan hocamız yine aynı üniversitede Katip Çelebi'nin dini ve içtimai görüşleri teziyle yüksek lisansını, Çağımız İslam Dünyası'nda Modernleşme Hareketleri ve Türkiye'deki Etkileri teziyle doktorasını tamamlamıştır. Halen Çanakkale 18 Mart Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ne görevini sürdürmektedir. Doktor Öğretim Üyesi Vehbi Baysan hocamız İstanbul Üniversitesi Doğu Dilleri ve Edebiyatları bölümü lisans eğitimini tamamlamıştır. Vehbi Baysan hocamız Ürdün Yarmouk Üniversitesi Arap Dili ve Edebiyatı bölümünde yüksek lisans programına dahil oldu. Doktorasını İngiltere'deki Manchester Üniversitesi Orta Doğu Çalışmaları bölümünde yaptı. Koç Üniversitesi'nde ve Yeditepe Üniversitesi Tarih bölümünde akademik çalışmalarına devam etti. Halen İbni Haldun Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Tarih Biliminde bölümünde görev yapmaktadır. Doçent Doktor Vahdettin Işık hocamız lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi Sosyoloji bölümünde tamamladı. Yüksek lisansını 2. Meşrutiyette ve Günümüzde Kültürel Yabancılaşma, doktorasını da 2. Meşrutiyet Dönemi Türk Düşüncesinde Doğu Batı Algısı, İçtihat ve Sırat-ı Müstakim Dergileri örneği tezleriyle yaptı. Osmanlı-Türkiye modernleşme tecrübesinin meseleleri, çağdaş İslam düşüncesi, modern dünyada din ve toplum, medeniyet meselesi gibi konularda çalışmalarını sürdürmekte. Hocamız halen İbni Haldun Üniversitesi Medeniyetler İttifakı Enstitüsü'nde görev yapmaktadır. Son olarak Tuncay Namlı hocamız Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun olmuştur. Aynı fakültede İslam hukuku alanında yüksek lisans eğitimi alarak Profesör Doktor Ali Bardakoğlu'nun gözetiminde Tanzimat ve Sonrası Dönem Kanunlaştırma Tartışmaları başlıklı teziyle ilk çalışmasını Kayseri'de yapmıştır. Halen Anadolu İlahiyat Akademisi'nde kurucu müdür olarak görev yapmaktadır. Ben sözü daha fazla uzatmak istemiyorum. Hocalarımıza bırakmak istiyorum. Çok teşekkürler. Efendim biz de gerekli takdimleri yaparak bizim fazla yorulmamamıza imkan sağlayan kardeşimize teşekkür ediyoruz. Hepiniz hoş geldiniz. İnşallah verimli bir zaman geçiririz, zaman dilimi geçiririz. Ben Anadolu İlahiyat Akademisi'nin kuruluş aşamasını iyi hatırlıyorum. Biraz bizim fakülteye de işte o zaman arkadaşlar gelip gidiyorlardı falan. Sonra birkaç sefer ziyaret etme fırsatım oldu. Ama büyük şehirlerde yani yine bir faydalı işlerin peşinde olduk ama burada üretilen faydalı hizmeti ancak uzaktan takip edebildik.
Şimdi böyle bir şey, bir moderatörlük, bir yöneticilik bu şeyin verilince ben gerçekten memnun ve mutlu oldum ve burada bulunmaktan ve burada yapılacak konuşmaları dinleyebilme fırsatı da böylece ortaya çıktığı için ben de kendimi mutlu, bahtiyar hissediyorum. İnşallah verimli bir oturum geçireceğiz birlikte. Şimdi ben burada çok önemli çalışmaların yapıldığının bir kısmını tahmin ediyordum. Bir kısmını da şimdi öğrenme fırsatım oldu. Bu şeylerin, bu toplantının bir belirlenmiş kuralları var. Benim anlayabildiğim kadarıyla ve bana anlatıldığı kadarıyla. Bir de bugünün özeli bir dördüncü konuşmacı oluyor. O arkadaşımız ilk konuşmacı, o dördüncü konuşmacı olarak burada bulunmuş oluyor. Annesini kaybettiği şeklinde takdim etti kardeşimiz. Tabii anne çok önemli. Yakın geçmişte bizim Mehmet Akkuş'un annesi uzun süreli bir sıkıntılı bir hastalık dönemi geçirmişti. O vefat etti. Yani ben sanki bir dağın zirvesinde insanın çok böyle geniş bir hareket ortamı olmayan yerde annesini kaybettiğinde yalnız kalmış gibi hissederim. Ne yani yaşlı anneniz mi sizi tutacaktı düşmek için, düşmemeniz için? Ama öyle bir şey, başınız sağ olsun. Teşekkür Allah yerinde hocam. Dinlendirsin. Evet. Allah size evet sabırlar Allah versin. Tüm Allah geçmişlerimize rahmet etsin. Kaybettiğimiz annelerimizin hepsine rahmeti ve mağfiretiyle muamele etsin. Evet. Yaşayan annelerimizin de kıymetini işte bilerek hep birlikte onlara güzel bir hayat sürdürebilmelerini, bizim üzerimize düşen bir şey varsa buradaki kişilerin hepsinin aynı şekilde iyi şeyler düşündüklerini ne ben inanıyorum ve onun öyle olmak da gerekiyor. Şimdi sözü çok uzatmadan bir 25'er dakika diye şeyi tutalım. Ben şeyimi aşmayacağım inşallah. Ama onun gene başlaması şeyi biraz sürebilir, sözün toplanması. Böyle bir toplantı gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Onun için Abdullah Bey, yani benim memleketimden de geliyormuş. Evet. Biraz o avantajı kullanabiliriz hocam. Çanakkale'den efendim bu güzel yurdumuzun güzel yerinden ben de o güzel yerin yakınındanım. Yol üzerinde Gönen'denim, Balıkesirliyim. Peki buyurunuz. Evet. Tamam. Teşekkür ediyorum kıymetli hocam. Öncelikle tabii ben de başta Tuncay Hocam olmak üzere Anadolu İlahiyat Akademisi'nin değerli çalışanlarına nazik davetleri için teşekkür ediyorum. Tabii öncelikle konuşmamız az önce de belirtildiği gibi geçen hafta olacaktı. O programa göre ayarlanmıştı. Ki geçen hafta buradaki hazırın sanırım Muhammed Abduhu Zeki İhsan Hoca'dan dinleme fırsatı oldu. Zeki İhsan Hoca'nın anlattığı Muhammed Abduhu bizim bugün inşallah anlatmaya çalışacağımız Afgani'nin öğrencisi olarak biliniyor. Biraz takdim tehire şeklinde olacak ama inşallah dilimizin döndüğü kadar Afgani'nin görüşlerini, düşüncelerini anlatmaya çalışacağız. Tabii Afgani İslamcılık düşüncesinin öncülerinden biri olarak kabul ediliyor. Hatta bazılarına göre kurucusu olarak da kabul ediliyor. Ama şöyle tabii şeyler de var. Afgani ile ilgili olarak itiraz da var. Afgani'den çok önce aslında İslamcılık düşüncesinin Osmanlı topraklarında başladığını, hatta Afgani'nin daha sonra buralardan etkilenerek İslamcılık düşüncesini geliştirdiği şeklinde bir takım iddialarında olduğunu ifade edebiliriz.
Tabii Afgani ile ilgili olarak şunu ifade etmek istiyorum. Daha önce yine Tuncer hocamla konuşmamızda yani hayatından ziyade düşünceleri, tesirleri vesaireler üzerinde konuşmamızı istemişti hocamız. Afgani'nin iki konuda tartışmalıdır. Aslında kısa olarak belki ifade edecek olursak nesep ve mezhebi tartışmalıdır. Soy olarak hani İranlı mı, Afganistanlı mı, Türk mü olup olmadığı konusunda tartışmalar var. Ama kendisi kendisini şey olarak görüyor. Afganistanlı olarak şey yapıyor. Zaten Esedabadi olarak da yine şeyi kullanılıyor. Bazı yakıştırmalar var faaliyetlerinden ötürü hani İranlı olabilir, işte şu olabilir, bu olabilir şeklinde. Hatta kendisi ifadesi hatıratını yazan kişinin kendisinden naklettiğine göre şeyini tutan kişi kendisini Türk asıllı olduğunu işte sonradan buraya yerleştiğini ifade ediyor. O açıdan kuvvetle muhtemel olan Afganistan'da hani doğup büyüyor, yetişiyor. Zaten orada kalıyor, çeşitli devlet hizmetlerinde bulunuyor. Yine mezhebiyle ilgili tartışmalar var. Mezhebinin hani Sünni mi Şii mi olduğu şeklinde tartışmalar var ama Sünni yani Afgani'nin biraz sonra da üzerinde durmaya çalışacağız. Mezheplerin İslam dünyasındaki bir bakıma tefrikanın giderilmesi için önemli şartlardan biri olarak yani bu hani meşhur İttihad-ı İslam fikrini savunuyor Afgani zaten. İttihadı İslam'ın gerçekleşmesi için mezhepler arası farklılıkların, görüş ayrılıklarının mümkün mertebe asgariye indirilmesi gerektiğini savunur. Onun için de yani bunun da ön şartı olarak Sünni-Şii yakınlaşmasının gerçekleştirilmesini arzu etmektedir. Bu yönüyle de çalışmaları var. Bu çalışmalarından ötürü de kanaatimce kendisinin Şii olabileceği şeyi var, iddiaları var ama o henüz tabii o yönde kanıtlanmış bir şey yok. Bir takım batılı araştırmacılar veyahut da onun aleyhinde olan Osmanlı ulemasından bazı kişiler işte Şii olduğunu, işte Şii propagandası yapmak için hani bu bölgelere geldiği iddiasında bulunuyor. Ama dediğim gibi hani herhangi bir kanıt söz konusu değil ki normal aslında şeyine baktığımız zaman da Sünni öğretiye bağlı bir İslam alimi olduğunu söyleyebiliriz. Tabii Afgani ile ilgili bir başka önemli husus da görüş ve düşüncelerini tahlil ederken dikkate alınması gereken hususlardan bir tanesi de şu. Afgani belki bir düşünce adamı olmaktan ziyade bir eylem adamıdır. Yani bunu özellikle vurgulayabiliriz. Eylem yönü daha kuvvetlidir. Ki zaten hani şeyine baktığımız zaman, hayatına, eserlerine baktığımız zaman çok fazla eseri yok. İşte meşhur Tabiat Sılığı Red diye bir kitabı var. İşte yine öğrencisi tahmin ediyorum Zeki hocamız geçen hafta belirtmişti. Urvetül Vuska'yı çıkarıyorlar dergi olarak. O dergide yayınlanan veya çeşitli yerlerde yayınlanan makaleleri var. Ama yani öyle çok fazla eser bırakmış bir alim değil. Daha çok düşünceleriyle, yetiştirdiği öğrencileriyle ve faaliyetleriyle İslam dünyasında adından söz ettiren bir düşünür. Bu yönleriyle şey yapılması, değerlendirilmesi gerekir. Bir başka husus olarak yine şunu ifade edebiliriz Afgani ile ilgili olarak. Yaşadığı dönemin koşullarının dikkate alınması gerekiyor. Yani konjonktürün dikkate alınması gerekiyor. Çünkü yaşadığı dönem İslam dünyasının dağılma dönemi, parçalanma dönemi. Osmanlı'nın da belki işte hasta adam olarak görüldüğü bir dönem. Ve bu dönemde aslında bir çeşitli çareler aranıyor. Bu çöküşü nasıl durdurabiliriz? Nasıl tekrar İslam dünyasını, Müslümanları ayağa kaldırabiliriz? Buna dönük çareler aranıyor. Afgani de onlardan bir tanesi. Dolayısıyla hani eylem adamlılığı bu yüzden de daha çok ön plana çıkıyor.
Ki aslında yine başta bir şu hususu ifade edeyim. Mesela Abdullah genellikle karşılaştırılırken Abdullah bu reform vesaire düşüncesi açısından da aralarında ayrışma var. Mesela diyelim ki Abdullah bir bakıma tabandan tavana doğru bir değişimi öngörür. Yani önce insanları eğitelim, işte şöyle yapalım, böyle yapalım, aşağıdan yukarıya doğru değişimi gerçekleştirmeyi savunurken, Afgani yukarıdan aşağıya doğru bir değişimi, yani hemen şimdi bir değişimin olması gerektiğini savunur. O yönüyle de mesela şeyden ayrılır, aslında talebesi olan Abduh'tan ayrılır. Tabii şunu şey yapabiliriz. Afgani'nin şey yaptığı dönemde işte Osmanlı İmparatorluğu dediğimiz gibi İslam dünyasında dağılma sürecini yaşıyor. Yine hemen hemen İslam dünyasının pek çok bölgesi Batılılar tarafından sömürgeleştirilmiş ve bir çözüm aranıyor. Parçalanmışlık var, dağılmışlık var ve bu dağılmışlık karşısında neler yapılabilir? Bu çerçevede Afgani'nin ilk olarak üzerinde durduğu konulardan bir tanesi Müslümanların birliğini savunmaya çalışıyor, savunuyor. İttihadı İslam'ı savunuyor Afgani. İttihadı İslam yani Müslümanların birliği şeyinde, tabii burada da yine belki hocam da burada tarihçi olarak onun yanında belki şey yapmakta çok doğru olmayacak ama şunu ifade edebiliriz. Osmanlılar da bu mesela genç Osmanlılar vesaire işte Mithat Paşalar olsun diğer şeyler olsun, onlar da mesela Osmanlıcılığı ön plana çıkararak yani bir bakıma Osmanlıcılık etrafında imparator unsurlarını bir arada tutmak istiyorlar. Yani böyle bir şey bakış açıları, çare arayışları var. Ama Afgani'ninki onlarınkinden daha geniş kapsamlı bir şeydir, düşüncedir. İttihadı İslam'dan kastı sadece Osmanlı'yı oluşturan unsurların bir arada tutulması değil, daha geniş kapsamlı olarak bütün belki nihayetinde İslam dünyasındaki unsurların şey yapılması, birleştirilmesi, bütünleştirilmesini istemektedir. Ki bu yönde de aslında yine çabaları bulunmaktadır. Mesela diyelim İran'da, Mısır'da, işte Osmanlı İstanbul'daki faaliyetlerine baktığımız zaman ya da Hindistan, Afganistan taraflarındaki faaliyetlerine baktığımız zaman hep tüm dünyadaki Müslümanları bir çatı altında birleştirme arayışında olmuş bir kişi. İttihadı İslam'dan kastettiği böyle geniş kapsamlı bir şey olarak karşımıza, proje olarak karşımıza çıkıyor. Tabii İttihadı İslam'ı şey yaparken yani İslam birliğini savunurken yine Afgani'nin üzerinde durduğu hususlardan bir tanesi şu. Burada bütün Müslümanların hani bir kere şunu ifade edebiliriz. Tek çatı altında, tek devlet, hani bugün de belki yani siyasi olarak kullanılıyor, tek bayrak, tek devlet, tek millet gibi biraz ona benzeterek ifade edeyim. Böyle tek yani çatı altında birleşerek bir bütün oluşturmalarından ziyade daha ziyade bir dini, ekonomik, siyasi işbirliği yani belki bugün Avrupa'nın olduğu tarzda bir işbirliğini ön plana çıkarıyor ki yine Afgani'nin özellikle üzerinde durduğu hususlardan bir tanesi de şu. Mesela bağımsızlık dediğimiz gibi İslam dünyasının hemen hemen tamamına yakını işgal altında sömürgeleştirilmiş. Sömürgecilikten kurtuluş çaresi olarak önce şunu öneriyor Cemalettin Afgani. Tek tek önce İslam ülkeleri
kendi bulundukları coğrafyada, mekanlarda bağımsızlıklarını kazanacaklar, elde edecekler. Ha, her toplum, her topluluk kendi bağımsızlığını kazandıktan sonra böyle bir dini, ahlaki, işte siyasi, belki hukuki bir yakınlaşma, ekonomik bir yakınlaşma şeyini oluşturabiliriz diyor. Yoksa diyelim ki bütün İslam toplumları birleşip ortak mücadele ederek işte İslam coğrafyasının bütününü bir bakıma temizleyip işte sömürgecileri uzaklaştırmanın çok gerçekçi olmadığını düşünüyor. Onun için dediğim gibi her coğrafyadaki insanlar, Müslümanlar kendi aralarında örgütlenerek kendi bulundukları bölgeleri temizleyecekler ve daha sonraki dönemde üst şeyde bir işbirliğinin oluşması gerektiğini savunuyor Cemalettin Afgani. Tabii bu işbirliğinin oluşmasında şeyi söyleyebiliriz, Cemalettin Afgani'nin üzerinde durduğu hususlardan bir tanesi, yine yani İttihadi İslam'ı gerçekleştirmek için gerçekleştirecek önemli unsurlardan bir tanesi din bağı olduğunu savunuyor. Müslümanlar arasındaki din bağının önemli bir unsur olduğunu söylüyor Cemalettin Afgani. Din bağı tabii şeydir, insanları işte ortak bir inanç etrafında bir araya getiriyor. Din asabiyetinin, Afgani'nin önemli düşüncelerinden bir tanesi, milli asabiyetten veya ırk asabiyetinden daha ön planda olduğunu söylüyor. Milliyetçilikten, ırkçılıktan daha ön planda olduğunu söylüyor. Şeye baktığımızda işte milletlerin hani tabii burada da belki şunu ifade edebiliriz. Afgani yine şunu vurguluyor. Hem din asabiyeti hem de milliyet asabiyeti, soy asabiyeti, daha doğrusu öyle diyelim, soy asabiyeti aşırıya gittiği zaman fanatizme dönüşür diyor. Aşırılığa kaçıldığı zaman fanatizme dönüşür ve aslında tehlikeli olacağını söylüyor. Ki mesela bu şeylerde hani aslında hem Batı dünyasında hem de İslam dünyasındaki bölünmüşlük, parçalanmışlıklarda vesairelerde bu dini fanatizmin önemli bir rol oynadığını da ifade ediyor. Bunu ifade belirtmemiz gerekiyor. Tabii şeye baktığımız zaman Afgani'nin bu soy asabiyeti noktasında yani burada şeye karşı değil, bugünkü terimlerle söyleyecek olursak milliyetçiliğe karşı değil ve vatan sevgisi, millet sevgisine karşı olduğu anlamına gelmiyor ki kendisi de zaten vurguluyor. Hani Kur'an-ı Kerim'de meşhur ayet var, işte biz sizi bir erkek bir dişiden yarattık, sonra tanışıp kaynaşasınız diye sizi kabilelere, şeylere böldük şeklindeki ayeti de kendisi vurguluyor. Onun için hani karşı olduğu kavmiyetçilik veya batılı şeyle söylersek ırkçılık, belli bir ırkın üstünlüğünü ön plana çıkarmaya karşı, yoksa hani bunu direkt Afgani vatan millet sevgisine karşı bu duruyor şeklinde değerlendirmek bu anlamda mümkün gözükmüyor. Onu ifade edebiliriz. Afgani'nin tabii şeyine baktığımız zaman şurada din bağı dışında kalan bağların milletleri zayıflattığını düşünüyor. Dolayısıyla da insanları dini bir birlik etrafında bir araya getirirsek daha güçlü ve kuvvetli olacaklarını iddia ediyor Cemalettin Afgani.
Ki burada din bağının Müslümanları her zaman birleştirip bütünleştirdiğini ifade ediyor Cemalettin Afgani. Burada tabii şey söyleyebiliriz. Üzerinde durduğu önemli şeylerden, konulardan bir tanesi yine bu İttihat-ı İslam noktasında şey yaptı. Dil birliği üzerinde duruyor. Bir başka önemli husus olarak. Burada Arapçanın Müslümanlar arasında bir ortak din dili olarak kullanılmasının onları birbirine yakınlaştıracağını, birliklerini kuvvetlendireceğini ifade ediyor. Küçük çaplı olarak şeyi söyleyeyim. Aslında benzer düşünceyi bizim Türk düşünce tarihinin de önemli isimlerine Ziya Gökalp de ilk zamanlarda savunuyor. Arapçanın hani ortak din dili olarak kullanılması gerektiğini savunuyor ama daha sonra o görüşlerinden vazgeçiyor. Şimdi Cemalettin Afgani de dile bu anlamda önem veriyor. Arapçanın kullanılması gerektiğini ifade ediyor. Bu şeyde sonra bir başka İttihat-ı İslam için önemli gördüğü unsurlardan bir tanesi olarak da hac ibadetinin Müslümanları birleştirip bütünleştireceğini söylüyor. Yine Cemalettin Afgani. Burada özellikle hani yılın her yıl Müslümanlar İslam coğrafyasının farklı bölgelerinden Mekke Medine'ye geliyor ki savunduğu görüşte Mekke Medine'nin Hicaz bölgesinin merkez olacağı bir İslam belki ulema konseyinin kurulmasını savunur gene Cemalettin Afgani. Bu görüşünün de yine Ziya Gökalp'le benzerlik taşıdığını ifade edebiliriz. Ziya Gökalp de Türkleşmek, İslamlaşmak, Muasırlaşmak eserinde benzer bir düşünceyi dile getirir. İslam ülkeleri arasında ortak bir ulema konseyinin kurulması ve Müslüman dünyasının problemlerine ortak çözümler üretmesi gerektiğini savunur. Afgani de böyle bir düşüncede ve bu yapının merkezinin de Hicaz bölgesi olması gerektiğini söylüyor. Çünkü diyor bütün Müslümanlar her yıl en azından zorunlu olarak hac ibadeti için buraya geliyor. Dolayısıyla burada böyle bir koordinasyon merkezinin kurulması Müslüman ülkeler arasındaki yakınlaşmayı güçlendirecektir diyor. Bir başka unsur olarak İttihat-ı İslam'la ilgili olarak savunduğu şeylerden bir tanesi, görüşlerden bir tanesi hilafet konusunu gündeme getiriyor. Aslında hilafet konusu Cemalettin Afgani'nin tartışmalı olan şeylerinden bir tanesi, görüşlerinden bir tanesi, üzerinde epey tartışılan konulardan bir tanesi. Hilafetin Müslümanları bir araya getiren temel unsurlardan biri olduğunu kabul ediyor. Fakat burada şöyle söyleyelim, aslında hilafeti ruhani bir otorite olarak görüyor. Az önce de belirttiğim gibi hani bütün Müslümanların bir halife etrafında işte tek bir devlet, tek bir çatı altında bir araya gelmesinden ziyade onları ortak bir hedefe yöneltecek, yönlendirebilecek bir bakıma ruhani bir otorite olarak görülmesini gerektiğini savunuyor Cemalettin Afgani. Tabii hilafetle ilgili olarak özellikle Hulefai Raşid'in döneminden sonra halifeliğin şeyini kaybettiğini, özelliklerini kaybettiğini savunuyor. Daha doğrusu Hulefai Raşid'in döneminden sonra saltanata dönüşen bir kurum haline aldığını ifade ediyor. Yani babadan oğula geçen bir kurum haline aldı diyor hilafet. Bunu şey yapıyor, iddia ediyor. Cemalettin Afgani yine hilafetle ilgili olarak özellikle Osmanlı İmparatorluğu'na, Osmanlı sultanlarına, padişahlarına da önerileri var. Yine Hicaz mesela şöyle bir görüşü var. Şayet diyor Osmanlılar halifeliği mesela aldıklarında bunu Hicaz bölgesine taşısaydılar, yani merkez İstanbul değil de Hicaz bölgeli bir imparatorluk şeyi kursalardı diyor, yönetimi oluştursalardı bugün bu sorunlarla karşılaşılmazdı diye bir görüşü var.
Tabii yine hilafetle bağlantılı olarak şeylerle Osmanlı özellikle Abdülhamit'le karşılıklı görüş alışverişlerinde bulunuyorlar. Mesela Osmanlı'ya özellikle bu Şii dünyasının da Sünni şeyle birleşip birlikte hareket etmesi için bazı önerilerde bulunuyor. Mesela Şiiliğin kutsal merkezlerinin işte İran'a bırakılması karşılığında İran'ın da Osmanlı sultanlarının halifeliğini kabul edeceğini, onaylayacağını iddia ediyor. Tabii yine halifelikle ilgili olarak Afgani'nin şu görüşünün vurgulanmasında fayda var. Biraz halifelik konusunda özellikle Abdülhamit'le de mesela gizli olarak aralarında bir sürtüşmenin çıkmasına yahut da Abdülhamit'in kuşkularının artmasındaki önemli şeylerden bir tanesi şu. İstanbul'da olduğu dönemlerde veya şeylerde işte halif senin hilafetin etrafında Müslümanları bir araya getirelim, birleştirelim, bütünleştirelim şeklinde görüşler ileriye sürüyor veya bu yönde faaliyetler sürdürüyor. Ama özellikle biraz sonra üzerinde duracağız. Meşhur bir İstanbul'da Darülfünun konuşması var. Darülfünun konuşmasından sonra İstanbul'dan çıkarılıyor, Mısır'a gidiyor. Mısır'a gittikten sonra burada özellikle Arap şeylerini, aşiretlerini Osmanlı belki aleyhinde de kışkırtarak, yani halifeliğin aslında Arapların hakkı olduğunu ve bunun hani Türklerden alınıp Araplara geçmesi gerektiğini savunuyor. Ve az önce de dediğimiz gibi gene mesela işte Hicaz merkezli bir hilafet yönetiminin kurulması gerektiğini iddia ediyor. Burada tabii şeyi söyleyebiliriz. Hani bu İslam Birliği görüşlerinin şeyleri olarak bunları ifade edebiliriz. Bir başka husus olarak Afgani'nin Müslüman toplumların gerileme sebepleri üzerindeki düşünceleri önem taşıyor. Yani Müslümanlar neden geri kaldı? Özellikle Afgani tabii bu konuda şöyle bir şeyi var. Bazı geçmiş dönemlerde aslında doğru teşhis konulamadı diyor Müslümanların geri kalmasında. Ve dolayısıyla teşhis doğru olmayınca tatbik edilen tedavide sonuç vermedi diye bir görüşü var Afgani'nin. Kendisi genellikle Müslümanların gerilemesini inanç, ahlak ve zihniyet yapısındaki bozulmalara bağlıyor. Dolayısıyla eğer düzgün bir tedavi uygulayacaksak, nerede problem varsa o problemlerden başlayarak veya o problemleri çözerek ancak bir sonuca ulaşabiliriz diyor Afgani. Dolayısıyla da yine inanç, ahlak, Müslümanların aslında bozulan yapıları bunlar diyor. Bu üç unsur. İnanç, ahlak ve zihniyet yapıları bozuk diyor. Bu yapıları düzelttiğimiz zaman şey yapacak. Müslümanlar tekrar güçlenirler, gelişirler diyor. Bu çerçevede aslında gerileme sebepleri şeyine baktığımız zaman Müslümanlar arasındaki kopuklukların onların gerilemesinde önemli bir faktör olduğunu ifade ediyor Cemalettin Afgani. Yine din ve milliyet duygusunun zayıflamasının bir başka önemli faktör olduğunu söylüyor. Din ve milliyet duygusunun zayıflaması. Aslında az önce ifade ettiğimiz gibi hani asabiyet olarak dini asabiyet güçlendiği zaman Müslüman toplumların bir arada olduğunu, güçlü olduğunu ifade ediyor. Dini asabiyet zayıfladığı zaman da Müslümanların güç kaybettiğini ifade ediyor. Aynı Cemalettin Afgani. Bir başka önemli husus gerilemede rol alan faktörlerden bir diğeri ilim ve hilafetin birbirinden ayrılması, halifelerin işte bir bakıma şeyden uzaklaşması, taşıdıkları misyonu unutmaları ve zevk-ü sefaya
dalmaları, cahil kişiler olmaları, işte ve hilafetin özellikle işte az önce belirttiğimiz Hulefai Raşid'in döneminden sonra saltanata dönüşmesinin Müslümanların gerilemesinde önemli bir etkisinin olduğunu söylüyor. Yine devlet görevlerinin halifeler tarafından yabancılara verilmesinin Müslümanların gerilemesinde önemli bir etkisinin olduğu ifade ediliyor. Burada belki kısa olarak şeyi de söyleyebiliriz. Yani Osmanlı'da da hani bürokratik yapı hemen hemen tamamıyla işte devşirmelerin elinde idi. Bunun Cemalettin Afgani yani devlet görevlilerinin yabancıların tek elinde olmasının gerilemede yol açan önemli bir faktör olduğu üzerinde duruyor. Bir başka faktör olarak yine batıl inanç ve itikatların yaygınlaşması. Batıl inanç ve itikatların yaygınlaşması, hurafelerin çoğalmasının Müslümanların gerilemesine yol açan önemli faktörlerden biri olduğunu ifade ediyor. Ki kendisi zaten hani temel misyon olarak da şeyi seçiyor. Yani dinin bidat ve hurafelerden arındırılması gerekliliği üzerinde ısrarla duruyor. Yine gerilemeye yol açan diğer önemli bir faktör olarak cebriyecilik ve kadercilik anlayışının Müslümanları geri bıraktığını savunuyor. Yani insanın özgürlüğü, hürriyeti vesaire meseleleri hani bir bakıma teslimiyetçi bir düşünce yapısının Müslümanları geri bıraktığını, tembelleştirdiğini, atıl duruma ittiğini ifade ediyor. Bir başka önemli husus olarak uydurma hadislerin yine Müslümanların gerilemesinde önemli olduğunu belirtiyor. Bu mevzu hadis dediğimiz hadisler Müslümanların gerilemesinde önemli şeydir. Ya ona kısa olarak şeyi söyleyeyim. Hani aslında günümüzde de şey tartışmalı konulardan bir tanesi. Yani güncelliği de hala devam ediyor. Çünkü kişisel kanaatim hani belki Afgani'nin şey görüşünden hareketlen doğru teşhis konulup doğru tedavi yöntemleri uygulanamadığı için problemler günümüzde de aslında devam ediyor. Yani uydurma hadislerden kasıt daha çok insanları çalışmaktan, üretmekten alıkoyan, işte bu dünyaya sırt çevirmelerini sağlayan şeyler, dini öğretiler olarak ifade edebiliriz bunu. Bunların yine Müslümanları geri bırakan önemli hususlar olduğunu söylüyor. Şimdi tabii şeyi söyleyelim, yine eğitim, öğretim şeylerinin olumsuzlukları, Moğol istilaları, mezhep hizipleşmelerinin Müslümanları geri bıraktığını söylüyor Cemalettin Afgani. Burada belki vurgulamak istediğim hususlardan bir tanesi de şu, Cemalettin Afgani'nin özellikle bu şey var, din hakkındaki kısa olarak görüşlerini de şey yapacak olursak, birincisi bu tabiatçılığı red şeyi yazıyor. Dehri Yuna Reddiye diye bir kitap yazdığından bahsetmiştik. Bu kitabında genellikle bu tür fikirlerin işte hatta sosyalist komünist fikirleri de buna ekliyor. Maddeci materyalist düşüncelerin İslam toplumlarının bozulmasında önemli amillerden biri olduğunu söylüyor. Bunlarla mücadele ediyor. Kendisi Kur'an'ın Kur'an ve sünnet konusundaki görüşlerine baktığımız zaman Kur'an'ın İslam'ın temel kaynağı olarak Müslümanları bir arada tutan temel unsur olduğunu söylüyor. Ancak Kur'an'ın anlaşılma probleminin günümüzde önem taşıdığını söylüyor. Yani geçmişe bağlı kalarak, geçmişin taklit ederek bugünün toplumlarına çok fazla bir şey veremeyeceğimizi ifade ediyor. Tabii dil olarak özellikle Abduh'un da savunduğu bir şey var. Kur'an'ın nazil olduğu dönemdeki dilin kullanılması gerektiğini savunuyor.
Bir de şeyi söyleyeyim, bu İstanbul'daki konuşması var, Darülfünun konuşması. Darülfünun konuşmasında genellikle Afgani eleştirilir. Bu peygamberliği bir sanat olarak değerlendirdiği görüşüyle eleştirilir. Orada aslında şeyi savunmuyor, yani peygamberliği bir sanat olarak şey yapmıyor. Hatta peygamberlikle filozofları karşılaştırıyor. Hikmetin çalışmakla elde edildiğini ama peygamberliğin Allah vergisi olduğunu söylüyor. Filozofların yanılabileceklerini, peygamberlerin yanılmayacaklarını ifade ediyor. Bunları çeşitli organlara benzeterek meramını anlatmaya çalışıyor ama orada Şeyhülislam Efendi'nin özellikle faaliyetleri neticesinde sanki Cemalettin Afgani işte felsefe gibi, işte sanat gibi, heykeltıraşlık gibi peygamberliğinde bir meslek olduğunu söylediğini iddia ediyor ve aleyhinde yürütülen bir kampanya neticesinde Afgani İstanbul'dan uzaklaştırılmak durumunda kalınıyor. Ana hatlarıyla baktığımız zaman tabii bütün şeylerine temas etmek çok mümkün olmadı ama Cemalettin Afgani hakkında söyleyebileceklerim bunlar. Ben hepinize beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Biz de tabii Abdullah hocamıza böyle bir tarafından orta tarafına gelip bu... Arkadaşlar şimdi bu bir dördüncü, siz her hafta üç konuşma dinliyor imişsiniz. Bu hafta dört tane oldu. Efendim ikisi uzaktan. Zamanı her zaman ya her şekilde uygun kullanmak durumundayız. Onun için beni uyardılar, soruları şimdi alalım dediler. Onun için hocaya soracağınız bir soru varsa onu lütfen hemen sorun ve hızlıca cevapları alıp ondan sonra şeye geçelim, diğer burada bulunamayan arkadaşların konuşmalarına. Var mı soracağınız herhangi bir şey? Buyurun. Hocam teşekkür ederim. Abdullah Hocam. Sadece küçük bir soru, daha doğrusu iki küçük soru sormak istiyorum. Şimdi Afgani'nin önce bu İttihat İslam hani görüşü çerçevesinde her bir işte ülkenin diyelim hani kendi bağımsızlığını kazanması ve daha sonra bir birliğin sağlanmasını dile getirdiniz. Evet. Şu anki hani durumu düşündüğümüzde bugün mesela İslam ülkeleri bir bakıma yani tartışmalı da olsa bağımsız sayılır. Evet. Ama Afgani'nin söylediği anlamda bir birleşme olmuyor. Evet. Dolayısıyla Afgani'nin yanıldığını söyleyebilir miyiz hani bu konuda? Bir de çok kısaca Mehmet Akif'le olan ilişkiden bahsederseniz memnun olurum. Evet, teşekkür ediyorum. Şimdi tabii şey söyleyelim, yani bugün de İslam dünyasında aynı parçalanmışlık devam ediyor, bölünmüşlük devam ediyor. Şimdi Afgani'nin burada özellikle üzerine durduğu o dini ruhun canlandırılması, ilk dönem Müslümanları bir arada tutan o dini asabiyetin oluşması. Bu da mümkün mertebe Müslümanlar arasındaki hem ırkı hem mezhebi farklılıkların giderilmesiyle aslında bunun mümkün olabileceğini savunuyor. İşte taassup aslında insanları çeşitli ihtilafları büyüterek ön plana çıkarmak suretiyle bölünmüşlüğe, parçalanmışlığa sevk ediyor. Hatta Almanya örneğini verir. Almanya mezhepsel şeyleri tartışmaların içerisine çokça düştüğü için parçalandığını, gücünü kaybettiğini ifade eder. Müslümanların da bundan örnek alması gerektiğini savunur. Akif'in, Mehmet Akif'le ilişkisine gelince kısa olarak şeyi söyleyelim. Şimdi İstanbul'da bulunduğu sıralarda aslında Akif'in, Cemalettin Afgani ile Akif'in arasında şey var. Yani tesiri var, dolaylı da olsa Akif üzerinde tesiri var. Afgani'nin Akif üzerindeki tesiri daha ziyade Abduh kanalıyla olduğunu söyleyebiliriz. Zaten El Ulvetul Vuska'yı şey yapıyor. Oradaki makalelerden çeviriler var, yayınlattırıyor vesaire diyor. O kanalla Cemalettin Afgani'yi övüyor. Yani bir büyük bir filozof, din alimi
olduğunu iddia ediyor. Akif'in üzerindeki etkilerini de şöyle belki kısa olarak söyleyebiliriz. Aslında hem İslamcı kesim üzerinde, yani Akif, Şemseddin Günaltay, Ziya Gökalp vesaire gibi aydınlar üzerindeki etkilerini, bir İttihat-ı İslam düşüncesi açısıyla onları etkiliyor. Müslümanların arasındaki birliğin sağlanması noktasında. İkincisi de şu. Eklektik bir yaklaşım aslında savunuyor ikisi de. Mesela Cemalettin Afgani da şeyi savunuyor. Mesela modernleşme için, değişme için, hani Batı'nın üstünlüğünün aslında Müslüman toplumlarda bir kompleks oluşturduğunu, bu kompleksi aşmaları gerektiğini söylüyor. Fakat bu kompleksi aşarken Batılıları taklit ederek veyahut da bir takım yamalı bohça şeklinde bir takım ithaller yaparak, hani mesela diyelim işte bilimini, tekniğini, şusunu busunu alıp ya da batılı yaşam biçimlerini alıp modernleşebileceğimiz yönündeki görüşleri eleştiriyor. Ki her milletin ruhunun şartlarının farklı olduğunu söylüyor. Dolayısıyla Müslümanların da kendi şeylerine, şartlarına kaynaklı bir değişim hamlesi gerçekleştirmeleri gerektiğini savunuyor. Batı'nın özellikle bu zihniyetinin, ahlak yapısının alınmasının Müslümanları daha da hani işin içerisinden sıkılmaz hale getirdiğini söylüyor. Yani sorunu daha da büyüttüğünü, kökleştirdiğini iddia ediyor. Onun için iki hususta dediğimiz gibi şeyi var. Batı'nın bilimini, tekniğini alalım, kültürünü bırakalım şeklinde özetleyebileceğimiz bir düşünceyi savunuyorlar. Peki. Teşekkür ediyoruz. Evet. Tabii herhalde buna dışarıya açtığımıza göre. Afgani'nin hilafetin Araplara geçmesini söylemesi o anki kişisel bir tepki mi yoksa ilkisel tepki mi diye? Yani halife Arap olmalıdır diye bir prensip var mı? Yani evet. Haçlısı Arap olarak diyor. Onu şey söylüyor, yani öyle bir hani klasik anlamdaki hilafetin Kureyşiliği işte meselesi yok. Yani zaten o Hatipoğlu hocamızın çalıştığı asıl konu, ilgilendiği konu. Hilafetin Kureyşiliği konusunu savunmuyor. Fakat pratik olarak hani dedik Afgani eylem adamıdır. Eylem adamı olması dolayısıyla da aslında değişik devlet adamlarıyla, ki aslında Afgani'ye yine yöneltilen eleştirilerden bir tanesidir. Yani çokça böyle devlet adamlarıyla düşüp kalkması, siyasete çokça dalması onun ilmi yönünü geri bırakmıştır deniliyor. Aslında Araplarla ilgili görüşü de bu çerçevede değerlendiriliyor genellikle. Çünkü Mısır'a gidiyor, işte Arabistan'a gidiyor. Oralarda belki gayeye varmak için hani pratik bir yol olarak şeyleri kullanabilir miyim? Oradaki Arapları kullanabilir miyim? Mesela yine kısa olarak şeyi söyleyeyim. Benzer şeyi İngilizlerle yapıyor. Mesela Blunt'la şeyleri var. İşbirliği var. İşte Sudan'daki Mehdi isyanı var. Rusya'ya teklif götürüyor. İran, Hindistan işte vesaire gibi çeşitli bölgelerde yürüttüğü faaliyetler var. Onun için dediğim gibi pratik amaca dönük bir görüş. Yani hilafetin yoksa Araplardan mutlak olması gerektiği yönünde bir görüşü yok. Evet hocam, teşekkür ederim. Bir de şey hocam, Sönmez hocam sunumu için teşekkür ediyor hocam. Evet. Sönmez Kutlu hocamız. Evet, çok teşekkür ederim. Sağ olun. Online'dan takip ediyor hocam. Evet, tamam. Diyor hocam, iki hususu açmasını istiyorum ama diyor biraz vakitimiz var. Online'da bekleyen hocalarımız var. Derse girmesi gerekiyor ama ben Sönmez hocanın şeyini ben ileteyim hocam. Birincisi, konuşmasında Afgani'nin zihniyeti eleştirisinden bahsetti. Bu konuyu biraz açabilir mi diyor hocam. Evet. Afgani'nin zihniyeti şöyle şey yapabiliriz. Yani biraz gizemli bir yapısı var. Bir, kendisinin hani dediğim gibi düşünce şeyleri arasında da bazen tutarsızlıklar var gibi görülüyor. Mesela bir tarafta bakıyoruz işte mesela İslamiyet'i savunuyor. Gözüküyor. İşte İttihat-ı İslam'ın en önemli temsilcilerinden biri olarak kabul ediliyor Cemalettin Afgani. Ama diğer taraftan mesela Renan'a cevabı var. Ernest Renan'a yazdığı reddiye var. O reddiyeye baktığımız zaman mesela İslamiyet'in Müslüman toplumları geri bıraktığını söylüyor. Dinlerin aslında Müslüman toplumları geri bıraktığını söylüyor. Orada da şey, şöyle bir
görüş ileriye sürülüyor. Yani Afgani'nin bir bakıma zamana, zemine göre hareket ettiği, konjonktürel olarak hareket ettiği ya da işte özellikle Eli Kedürü'nün bu konuda yaptığı bir yorum var. Diyelim ki cahil halka hitap ettiği zaman farklı bir dil, farklı bir üslup kullanıyor. Batılı bir entelektüelle görüş alışverişinde bulunduğu zaman da orada da farklı bir üslup kullandığını iddia ediyorlar. O açıdan baktığımız zaman hani Afgani'nin dinle ilgili görüşlerinde bir takım böyle belki çelişkiler olduğu şeyleri var, iddiaları var. Ama şey açısından baktığımız zaman da dediğim gibi mesela Sünni Şii şeyleri olarak Sünni ekole mensup, Kur'an'ı ve sünneti merkeze alan, hatta bu konularda oldukça titiz davranan bir kişi. Evet, teşekkür ediyorum. Evet. Sağ olun, var olun. Peki bize Abdullah Bey'e teşekkür ediyoruz. Sağ olsun. Yani bilmiyorum böyle tabii her dönemde İslamiyet'i daha iyi anlatacak büyük hocalara, düşünürlere ihtiyacımız var. Ama galiba yani ondan önce de bildiklerimizi uygulamaya ihtiyacımız var. Yani Abduh'un mu söylemesi lazım bizim birleşmemiz için, Müslümanların birleşmesi için? Yani büyük büyük kitaplar mı yazmaya gerek var? Doğru o kadar çok derinlerde değil galiba. Yani 40 seneye yakın İlahiyat Fakültesi'nde İslam tarihi anlattım. Ondan sonra da o zaman da diyorduk ki Roma-Bizans tarihi bu işte iyidir, okumak lazım. Sonra dediler ki 5 sene okut bakalım şu 2400 senelik tarihi dediler. Baktım ki bir şey var, yani bir tarih laboratuvarı. Her çeşit şey var yani, aradığınız her çeşit iyi ve kötü yönetimler, şekiller var. Biz iyisini, doğrusunu, güzelini şey yapacağız. O da nerede? Kitabımızda var, sünnetimizde var. Bunlar da şey yapmaya çalışalım yani, birleşmeye çalışalım. Tabii bizim bilim adamlarımız, düşünürlerimiz de bunları bize zamanın zeminin gerektiği şekillerde de tekrar sunsunlar. Peki, teşekkür ediyoruz tekrar. Öğretim üyesi Vehbi Baysan Bey, medrese önceden var tabii, mektep, sonra o da işte Osmanlı döneminde mühendishanelerle başladı diyelim, sonra Tanzimat'a gelince birçok mektep oldu. 19. yüzyıl Osmanlı eğitim sisteminin kısa tarihi. Ben de kendim şahsen de buna çok merak ettiğim İlahiyat Fakültesi'ndeki şeylerim sırasında Türk eğitim tarihi derslerini zaman zaman okuttuğum için merak ediyorum. Bizim hoca, sizin de saatiniz açıktır. Benim saatim 25 geçiyor. 25 dakika makul bir süre var. O 5 dakikayı uzaktan şey olduğunuz için daha kullanabiliyorsunuz. Ama 30 dakikada bitirebilirsek, yani birinci konuşmada 40 dakika yaptık, epi açtık şeyi. Peki, teşekkür ederiz. Buyurunuz hocam. Çok 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 teşekkür ederim. Hocam dersini veriyordunuz, şimdi nasıl konuşacağız? Yani beni biraz şeye koydunuz. Çok sağ olun, var olun. Ben bu konuyu çok önemsiyorum. Hatta o kadar önemsiyorum ki düşünce akımlarının belki de 19. yüzyılın ikinci yarısını, 20. yüzyılı, 21. yüzyılı belirleyen konuların açılımını bu eğitimin tarihi üzerinden nasıl okuyabiliriz, ne yapmalıyızın peşindeyim aslında. Benim doktora tezim de tamamen bu. Yani Tanzimat dönemi devlet eğitim politikası, ne yapmak istenildi eğitimle, yani satır aralarında ne bulabiliriz diye araştırıyorum. Hatta çok ilginç bir şekilde Osmanlı eğitim sistemine bakarken dedim ya, beni eleştirirler, bunun bir evveliyatı yok mudur diye. Hakikaten Osmanlı öncesine gideyim dedim. Kendimi İslam'ın ilk dönemlerinde eğitim tarihi üzerine buldum. Hatta bu konuda da bir ders oluşturdum. Bahar döneminde bu dersi veriyorum. Tamamen Arapça metinler üzerinden ders İngilizce anlatılıyor. Dolayısıyla çok ilginç bir konu. Fazla da çalışma yok. Ben burada
bir fikri öne sürmek istiyorum. En azından öğrencilerimizin araştırma alanı olarak belki de dikkatini çekebileceğimiz bir fikir üzerinden. Müsaadenizle birkaç cümleyle ne oldu, nereden başladık üzerinden gideceğim. Ama bu şeyi bir dakika. Şimdi Osmanlı'nın başlangıcına gidelim. 1331 yılında İznik alınıyor. Bunları çok hızlı geçiyorum. Sorularda gelebilirim tekrar. Orhan Gazi 2 yıl sonra yani 1333 yılında aslında iki kiliseyi ya da manastırı birini medreseye çeviriyor. Bir tanesini de bir imarethaneye çeviriyor. Hatta imarethanedeki ilk yemeği de kendisi dağıtıyor. Bu ilk medrese kabul ediliyor 1333'te yapılan ve devrin meşhur ismi Davud-u Kayseri davet ediliyor, kendisi geliyor. Bu bile kendi içinde çok enteresan, çünkü Orta Asya'dan ta Bağdat, Basra, gidin Endülüs'e kadar olan muazzam coğrafyada Osmanlı öncesinde de alimlerin mobilitesi ayrı bir proje olarak çalıştığım bir konu. O nedenle söyleyeyim. Yani burasının aslında bir kültür havzasının da ilk aşaması olması hedefleniyor bence. O yüzden haritada da umarım paylaştığım görülüyordur. Şimdi buradan yine hızlıca devam etmek istiyorum. Medreseler efendim Bursa başkent olunca, idari başkent, orada yeşermeye başlıyor. Ardından Edirne, yine medreseler, hatta ödül aldı, çok güzel şekilde restorasyonu da yapıldı. 1453'te İstanbul'un alınmasıyla bu sefer ilmin merkezi İstanbul'a taşınıyor. İstanbul olması isteniyor, daha popüler hale geliyor. Ve burada da 1463 ile 1471 yılları arasında Sahn-ı Seman medreseleri, aslında söylenen 8 sahan, sahan bizde avlu anlamına geliyor, büyük bir medrese, külliye inşa ediliyor. Hatta Fatih Camii ve havalesi tamamen bir Hocagan mahallesi, ta büyük yangına kadar 1918 ya da 19'du yanılmıyorsam, Vahdettin Hocam hala orada oturur. O yüzden mahallenin Hacagan şeyi, niteliği değişti diyemeyeceğim. Hoca hala orada olduğundan dolayı. Şimdi Sahn-ı Seman medreselerinin ardından böyle bir 100 yıl kadar geçtiğinde Süleymaniye medreseleri yeni bir oluşum olarak, daha branşlaşma, daha spesifik konulara eğilme açısından önemli bizim için. Ve Süleymaniye Camii'nin etrafı işte Medrese-i Evvel, Sani, Salis ve Rabi olarak, yani dört büyük medrese olarak oluşturuluyor. Bu plan bile içinde bize birkaç şey söylüyor. Bir tanesi, bu tarihe, yani Osmanlı hatta 19. yüzyıla kadar eğitim ve öğretimde tamamen bir tedarik edici konumunda. Hatta bu İngilizce terimini de kullanıyorum, facilitator. Yani ne gerekiyorsa onu veriyorlar. Ancak medreselerin, ulemanın, alimlerin devlet içinde devlet statüsü var. Yani bir otonomluk söz konusu. Şimdi birincisi bu, özellikle şu an ekranda paylaştığım Süleymaniye medreseleri yapısında görüyoruz. Süleymaniye medresesinin karşısında dükkanlar var. Aslında bir hamam var, efendim Darül Kurra var, Darül Hadis var, imaret var. Yani bir kamusal alan yaratılıyor benim gözümde. Ve medrese hocaları, medrese talebelerinin de batıda olduğu gibi böyle izole yaşam sürmesi istenmiyor. Bilakis tamamen günlük hayatın içinde olmaları hedefleniyor. Hatta medrese hocaları imarethaneye gelen çıkan malları dahi teftiş etmekle bir dönem görevlendiriliyor. Bu çok önemli bir şey. Bence kamunun, halkın, oraya gelen halkın bir nevi hocaları görmesi, talebeleri dışarıda görmesi, camileri görmesi hedefleniyor diye düşünüyorum. Şimdi peki bu statü, çok hızlı olarak geçtiğimiz medreselerin bu statüsü
ne oluyor, nasıl oluyor, ne zaman değişiyor? Bu süreç bile kendi içinde çok enteresan bence. Resmi olarak şunu söyleyeyim, dünyadaki değişimlere paralel olarak Osmanlı'da da değişimler yaşanıyor. Çünkü eğitim ilk olarak dünyada 1763'te Prusya'da gerçekleşiyor. Bu da 7-8 yıllık bir eğitim verilmesi çocuklara. Çünkü savaşlarda çok fazla okumuş yazmış insanın kaybı neticesinde kurumlar işleyemez hale geliyor. Dikkatinizi çekerim, burada bürokratik bir seçim söz konusu. 1763'ten sonra ne oluyor? İkincisi 1814'te Danimarka, yani tahmin edilmez belki, Danimarka 7 yaş üstü çocuklara 7 yıllık bir eğitimi zorunlu hale getiriyor. Bu dünyadaki gelişimini anlatıyorum, dikkatinizi çekerim. Ve asıl gelmek istediğim konu burası işte. 1824'te küçük çocukların eğitim mecburi hale getiriliyor. Yani dünyada üçüncüyüz bu anlamda. Hani işte Fransa, İngiltere falan gelebilir akla ama değil. Ve 1824 bence bir milat. Çünkü tarihte ilk kez devlet çocukların eğitimine, yani yüzyıllarca ulemanın, medresenin, efendim ilmiye sınıfının elinde tamamen bağımsız halde yeşermiş, gelişmiş olan süreç 1824'te devletin ilk kez müdahalesiyle karşılaşıyor ve bundan sonra anlıyoruz ki eğitim tamamen devletin bir iç politikası haline geliyor. Burada birkaç bilgi daha vereyim. 1824 dedik, 24'ten 1842'ye kadar İsveç mecburi hale getiriyor. 48'de Norveç mecburi, 69'da Avusturya, İngiltere ve Fransa, hani ilk akla gelen ülkeler olabileceği için söylüyorum, aslında bu sürece müdahil olmamayı tercih ediyor. Hatta çok ilginç, 1833'te Education Act denilen işte eğitim şeyi var, bir yasası ya da düzenlemesi 1833'te İngiltere'de gündeme geliyor. O da diyor ki İngiliz hükümeti 10 shilling per head, yani bunu kasten söyledim, tabiri hoş görün, kendileri şey yapıyor, kelle başı 10 shilling çocukları destekleriz diyorlar, bu kadar. Yani okuyabiliyorsanız okuyorsunuz, okumuyorsunuz geçmiş olsun. Ama Osmanlı'da iş böyle olmuyor. Ben direkt 1845'e geldim ama bundan önce 1830'larda Sultan Mahmut'un bürokrasiyi merkezileştirme adımlarını göz önüne almamız gerekiyor. Çünkü 1830'larda aslında Sultan, bu tamamen benim fikrim, bir anayasal monarşi yaratıyor hali. Ortada anayasa falan yok, bunu bilerek söylüyorum. Ancak bilerek ve isteyerek gücünü kurumlara delege ediyor. Bu 1830'larda meclisler ve nezaretler ortaya çıkıyor. İşte meclisi vala, meclisi vala, ahkamı adliye vesaire, hukuk işlerinin görüşüldüğü, dahiliye nezareti, daha sonra hariciye nezaretleri artık bakanlıklara geçiliyor. Ama bütün bunlara geçilmeden önce çok daha ilginç bir şey oluyor, dikkatlerden kaçmasın. 1824 eğitim mecburi hale getirildi. Devlet ilk kez eğitim işine ne diyelim, kurum olarak el attı. Ancak 1826'da, yani bunun 2 yıl sonra bir nezareti, evkaf nezareti kuruluyor ve o tarihe kadar tamamen ilmiye sınıfının, ulemanın yönettiği vakıfların gelirleri önce hazineye ve daha sonra da bu evkaf nezareti aracılığıyla %100 kontrolü sağlanarak devlet eline geçiyor. Böylece ilmiye sınıfı finansal bağımsızlığını kaybediyor. Şimdi 1830'larda, yine aynı konuya dönüyorum, 1830'larda açılan nezarethaneler işleyişi, devletin işleyişini çok kurumsal hale getiriyor ve öğrencilerimiz için bu bilgi önemli olabilir.
her nezaretin bir nizamnamesi var. Yani bir tüzüğü, iç tüzüğü, işleyişi var. Şimdi bu işleyiş aslında bir anlamda bu kurumun ne işler yapacağını anlatırken yönetilen tarafa, tebaaya karşı da sorumluluğunu anlatıyor. Ve 1830'larda bir an önce artık sadece değil, bu nizamnameleri anlayacak ve dahi uygulayabilecek devlet memurlarına ihtiyaç var. Bu amaçla benim çok adını beğendiğim Umur-u Nafia, yani Yararlı İşler Bakanlığı bünyesinde bir ders vekaleti odası var, birimi var ve bu birim ilk kez 1838'de iki mektep açıyor. Birisi Sultanahmet'te, birisi Süleymaniye'de. İşte Mektebi Ulum-u Edebiye ve Mektebi Adliye diye, hatta bu adliye dendiğinde Adli İşler Okulu diye karıştırılır. Oysa adlidir, yani Sultan Mahmud'un lakabıyla anılmaktadır. Bu ilk iki okul devletin kendi eliyle açtığı, yani ulemadan, medreseden hariç olarak açtığı ilk eğitim kurumudur. Şimdi 1838'de biz bu konulara çalışırken bir sünaiye ya da dualizmden söz ederiz. Çünkü bir yanda medreseler vardır, bir diğer yanda da mektepler vardır ve bu eğitimde ikilik yaratılmıştır diye bu teori üzerinden gideriz. Ancak asıl adımlar 1845'te devrin sultanı, artık Sultan Mahmud vefat etmiştir. Sultan Abdülmecit'in Babali'ye yaptığı bir ziyarette bakanları böyle bir kızgın dil ile bir nevi tazir etmesinin ardından, yani bugüne kadar diyor o konuşmada, Tanzimat'ın ilanından beri askeri konular hariç hiçbir şey yapılmadı. Bu kabul edilemez. Bir an önce bu işlere el atın deniyor. Hemen alelacele üst düzey bürokratlardan, bunun içinde ulemadan da temsilciler, askerden temsilciler var, bir meclisi muhakkat, yani geçici bir meclis kuruluyor. Diyorlar ki bizim bu reformların başarılı olabilmesi için eğitime ihtiyacımız var. Peki ne yapmalı? Çok sıkı bir çalışmanın ardından 3 ay sonra meclis ilk ve kapsamlı raporunu hükümete sunuyor ve tamamıyla da kabul ediliyor. Peki bu rapor ne anlatıyor? Sistem tamamen değişiyor. Ve şu an bizim hani hep öyleymiş gibi zannettiğimiz ilkokul, ortaokul ve lise sistemi devletin nedir o? Politikasına giriyor. Bunlar mekatibi iptidaiye, mekatibi rüştiye ve mekatibi idadiye olarak 3 seviyede ve öğrencilerin yaşlarına göre dizayn edilecek bir eğitim sistemi sunuluyor ve kabul ediliyor. Hatta aynı rapor diyor ki ileride şimdi değil, bir ulumu aliyenin, yani yüksek ilimlerin öğretileceği bir darülfunun da kurulsun deniyor. Ardından da diyorlar ki bu böyle geçici meclislerle, muhakkat meclislerle olmaz. Meclisi daimi kurulmalı ve bu da kabul ediliyor. Yani aslında eğitim sistemimiz tamamen bu rapor ve sonrasında değişiyor. Şimdi hemen size birkaç slide görüntü önce gösterdiğim sahne saman. Ne dedik? 8 ayrı avlu var. Aslında bu şu demek. Klasik eğitim sistemi kitaplara ve kitapların zorluğuna göre dizayn ediliyor. Yani o 8 avluda, işte birinci avluda belli bir aşamada kitap, ikinci avluda, üçüncüde bilemiyorum, çalıştığım alan değil ama mesela tamamen farazi olarak söyleyeyim, 5. avluda belki de Gazali'nin İhya-i Ulumiddin'i okutuluyordu. Bu şu demek, o seviyede, o seviyeye gelmiş olan öğrencilerin yaş problem edilmiyor. Yani bu şu demek, 15 yaşında birisi de olabilir, 25 yaşında birisi de o sınıfta, 35 yaşında da birisi olabilir. Ama şimdi yeni gelinen iptidaiye, rüştiye ve idadiyelerde tamamen belli bir yaşta başlıyorsunuz, belli bir süre yıl okuyorsunuz, ardından bir diğer aşamaya geçiyorsunuz. Bu yeni bir konsept. Şimdi bu kadar okul açılmaya işte çalışılıyor. Elbette ortaya sorunlar da var. 1848'de Darül Muallimin açılıyor. Yani ilk öğretmen okulumuz açılıyor. Hatta Leyli ve Nehari diye gündüz ve gececi olarak ikiye ayrılıyor. Öğrenciler tamamen burs sistemiyle ve yatılı olarak Leyli ise şey yapıyorlar. Özetlersek aslında
Tek bir şey istiyor devlet bunlardan, atandığınız yere gitmek zorundasınız. Yani bundan vazgeçemezsiniz. Hani bir hedef de orada gözetilmiş oluyor. Şimdi 1850'lere geldiğimizde bilinen bir şey, 1856'da ıslahat fermanı ilan ediliyor. Ancak ıslahat fermanı biliyorsunuz Müslümlerle gayrimüslim tabanın kanun önünde eşitliğini de deklare ettiği için hemen ardından adımlar atılıyor ve bir yıl sonra 1857'de Meclis-i Muhtelit kuruluyor. Yani karışık, muhtelit demek karışık, Müslüm ve gayrimüslim teba temsilcilerinden oluşan bir eğitim kurulu oluşturuluyor. Çünkü oradaki konsept şu, 1856 ıslahat fermanının da açtığı alandan gidildiğinde deniyor ki tebamız kendi dini inancına göre ve kendi dilinde çocukları eğitebilir. Çok enteresan, bu şu demek, örneğin Ortodoks, Rum Ortodoksanız işte Ortodoks inancına göre ve Rumca, Grekçe, Yunan dilinde eğitim verebilirsiniz çocuklarınıza. Ya da efendim Ermeni Katolikseniz yine Katolik inancına göre ve Ermeni dilinde verebilirsiniz diye bu kurul karar veriyor. Bu çok tepki çekiyor, buralara değinmeyeceğim ama Maarif Nezareti'nin kurulmasıyla 1857-58 Hicri takvime göre artık eğitim işleri daha sistematik hale getiriliyor. Ancak bu işin zirvesi 1869'daki Maarif-i Umumiye Nizamnamesi'nin ilanıdır. Hatta bu 1869 Maarif-i Umumiye Nizamnamesi'nin bir başka işlevi de olmuştur. Meclis-i Muhtelit'in, yani 1857'de kurulan bu yapının izin verdiği, daha doğrusu izin bile almalarına gerek yok. İşte o imparatorluğun pek çok bölgesinde açılmış olan dini cemaatlerin açmış olduğu onlarca okul var. Hatta eleştiriler şuna da değiniyor, diyorlar ki yani bu kabul edilemez bir şey. Yani Osmanlı İmparatorluğu'nun sonu demektir bu. Böyle bir şey olamaz devlet-i aliye için. Ancak 1869'da böyle kendi başına bağımsız olarak açılmış olan tüm bu okulların müfredatının Maarif Nezareti tarafından yapılacağı duyuruluyor. Kanun haline geliyor. Bu şu demek, teşekkür ederiz bütün bu okul binalarını inşa ettiniz ancak içeriği biz belirleriz. Şimdi bu süreçte 1872'de Darül Muallimat, yani kadın öğretmen okulu açılıyor. Çünkü 1840'lardan itibaren kızları da eğitime ve dahi topluma dahil edebilmek için müthiş bir çaba var. Hatta bu alanda gelebilecek olan eleştiriler de önlenmeye çalışılıyor. Ben burada paylaşmak istiyorum müsaadenizle. Çok sevdiğim bir söylem var. Deniyor ki bizler kız çocuklarını okutmalıyız. Onlar mutlaka okumalılar. Çünkü bugünün küçük kızları yarının anneleri dini İslam'ı çocuklarına daha iyi öğretirler. Ve bu yönde de çok büyük çabalar var. Hatta deniyor ki ya efendim biz erkek çocuklarına şey bulamıyoruz, sınıf, okul bulamıyoruz. Çoğu harabe halde, işte onları yapmaya çalışıyoruz vesaire. Ve kızları nerede okutacağız? Diyorlar ki efendim çok bulunamayan yerler varsa ortaya bir perde koyun, yine okutun. Diyorlar peki nereden öğretmen bulacağız bu kız çocukları için? Diyorlar ki muhsin ve ahlaklı, yani yaşça büyük ve toplumda da ahlaklı tanınmış olan hocaları şey yapın, yani bunda bir beis yok. Yani çabalar devam ediyor. Şimdi Abdülhamit dönemine geldiğimizde, Sultan Abdülhamit dönemi, yani 1876'yı geçtiğimizde daha çok teknik ve mesleki okulların açıldığını görüyoruz. Bunlardan bazılarını veriyorum ama müthiş çabalar var o dönemde. İşte Mektebi Fünun-u Maliye, Ziraat, Baytar, Gümrük, Hamidiye Ticaret Mektebi. Ya o kadar fazla ki artık bu teknik alanların içinde hukuk mektepleri, hendese-i mülkiyeler, maliyeler, ticaret, deniz ticaretleri ve kız sanayi mektepleri tamamen o devrin bir anlamda gelişimini de yansıtıyor bizlere. Birkaç dakikam kaldı. Hocam kusura bakmayın, saygıda moderatör hocamız. Bu arada şunu ben hep vurgulamak istiyorum.
özellikle ikinci meşrutiyet döneminde, yani Sultan Reşat döneminde müthiş eğitim üzerine tartışmalar vardır. Bu programlara ahlak derslerinin de konulması gündeme geliyor. Hatta bireylerin ahlaki değerlerle yetiştirilmesinin önemine vurgular yapılıyor ve bunlar devamlı yazılıyor, çiziliyor, kamuoyunu önünde tartışılıyor. Ben bu bölümünü aldım. Kanunun etkin olamadığı yerlerde ahlakın önemli rol oynayacağı fikri ön plana çıkıyor. Hatta örneğin Bahat Tevfik, ilerleyemeyişimizin, toplumsal çöküntü içinde oluşumuzun nedeninin ahlaki bozukluklara yoruyor. Bu söylemler bayağı ciddi tartışıldığı için buraya da getirdim. Diyor ki ahlak, ahlaki metanete ve bütün anlamıyla terbiyeye malik olamayan bir ulusun bireyleri yalnız gecikmişliğe değil, hatta batışa bile mahkum olur. Şimdi bu tartışmalar aynı zamanda Batı'da da var. Tercümeler yoluyla ya da kendi işte Fransızcayı vesaireyi geliştirerek bizim aydınlarımız da çok ciddi şekilde bu tartışmaları takip ediyorlar. Tartışmaları şeyin içinde de ne doğru kamuoyu önünde de gündeme getiriyorlar. Ama 1860'lara gelindiğinde ben biraz toparlam, son birkaç dakikada toparlamak istiyorum söylediklerimi. Bey, buraya gelindiğinde artık 6-7 dakikanız var. Yani ne kadar? 25 dedik ama onu yani neydi? 35 diyoruz ama 40 dakika ya, yok 25 diyoruz ama 30 dakika şey yapıyoruz. Yani 7 dakika. Tamam hocam, çünkü ben de açtım burada şey yapmayayım, tamam. Nedir o? Tamam, bir 5 dakika. Yani özellikle ama şunu da söyleyeyim, başta söyleyecektim unuttum. Saygıdeğer hocalarım, benim bu konuşmadan sonra katılmam gereken bir kitap, kendim bir bölümünü yazdığım kitap lansmanı var. O nedenle Ankara'da olamadım ve şimdiden çok özür dilerim. Bu konuşmadan sonra diğer konuşmacıların şeylerini kaçıracağım maalesef. Oraya katılmak durumundayım. Çok çok özür dilerim bunun için. Ya. Ancak inşallah ileride aranızda da olabilirim. Şunu söylemek istedim. 1860'larda artık devlet dışı aktörler, entelektüel dediğimiz adları, işte bir önceki Abdullah hocamızın da saydığı işte Cemalettin Afganiler ama işte Ziya Gökalpler vesaire, bunlar aslında devlet dışı entelektüeller, tamam devlette vazifeleri de olsa da dahi, ama bunlar örneğin bir belediyenin nasıl işlemesi gerektiğini belediyeden çok daha iyi biliyorlar. Mahkemelerin nasıl olması gerektiğini, hukuk alanında nelerin olması gerektiğini çok daha iyi biliyorlar ve eleştirilerini de sakınmıyorlar. İşte bizim son dönem düşünce yapımız da daha çok bu entelektüeller üzerinden şekilleniyor. Şimdi İstanbul'da, yine buraya dönüyorum, 1908-11 yıllar arasında Darı Satı Bey'in görüşleri var. Eğitim meselesinde neler olması gerekiyor, bunları da bilmek gerekiyor. Önce plansız programsız inşa edilen mektep binalarıyla satın alınmış alet edebiyatı eleştiriyor. Bu binaların sonradan bakımsız kalarak fonksiyonunu yerine getiremediğini, alınan alet ve edebiyatın çok azının kullanabileceğini söylüyor. Yani eğitim sadece paradan ibaret değil. Bu çok önemli. Kendisi Maarif Bakanlığı da yapıyor, nazırlığı yapıyor. Eğitimin temelini iyi yetişmiş, işini seven, bu alanda yaratıcı olabilecek ve bilgilerini öğrencilere aktarırken onların terbiyesi ile de ilgilenecek öğretmenlerin varlığı oluşturacaktır diyor. Hatta öğretmenleri bu anlamda bir orduya benzeterek önemini vurgulamak istiyor. İkinci Meşruiyet döneminde eğitim alanında dünyadaki gelişmelerle eş zamanlı olarak yine düzenlemelere girişiliyor. Bu aynı zamanda tebadan artık vatandaşlığa da geçişin bir süreci. Meşrutiyetin ilanının hemen akabinde okullarda malumat-ı medeniye derslerinin programlara eklenmesi ve okutulmaya başlatılması da bir tesadüf değil. 19. yüzyılın sonlarından itibaren çocukların yetişmesi devletin tamamen kontrolü altına girecek. Bu toplum mühendisliği üzerinden bunu vurgulamak istiyorum. Yapılmak istenen aslında bir toplumsal mühendislik idi. Ancak bunu yaparken nereden başlanması gerektiği konusunda net bir fikir henüz oluşmamıştı. Ve
tartışmalar yüksek öğretimden mi başlamalı yoksa ilk öğretimden mi üzerine yoğunlaşıyor? Toplumun farklı görüşlerini temsil edenler bu konuda bu görüşlere katkıda bulunuyorlar. Tartışmalarla ilgili bir çalışmıştım, makalede yayınlandı. Bir diğer ikilem de önce öğretmenlere mi öncelik verilecek yoksa öğrencilere mi verilecek? Yine bu tartışmalar çeşitli teorilerle devam ediyor. Bunların hepsi yazılıyor, çiziliyor. Yani yüzlerce, onlarca makale var bu tür dergilerde. İzlemek pek mümkün. Ancak bizim entelektüel hayatı tamamen anlatabiliyor. Meşrutiyet ricali halk eğitiminin ciddi bilimsel alanları içerdiğinin gayet farkında ve bilincinde. Bakınız, devam edelim. Terbiye-i etfal, yani çocukların eğitimi, yani pedagoji alanında eğitim almak üzere Fransa'ya öğrenciler gönderiliyor. Bu işin nasıl yapılması gerektiğini öğrenelim deniyor. O dönemde yapılan çeviriler ile yayınlanan eserlerin sayısı azımsanmayacak kadar fazlaydı. Eğitim meselesi İttihat ve Terakki'nin ardından Cumhuriyet rejimi tarafından da aynı duyarlılık ve hassasiyetle uygulanmaya konmuş. Eksik alanlarda süreç içinde tamamlanmıştır. Buradan Cumhuriyet dönemine gidilir ama ben burada durup müsaadenizle birkaç dakikada asıl bütün bunların şöyle döneyim tüm anlatmak istediğim, dünyada müthiş bir değişim var. Bu değişim çok hızlı yaşanıyor. Hatta verdiğim kitlesel derste bizim İbn Haldun Üniversitesi'nde Batı nasıl batılılaştı diye bir bölüm açtım. Çünkü sanki Batı hep Batıymış, batılılaşmış da bizler onu yakalamak zorundaymış gibi bir algı oluşuyor. Bu yanlış. Aslında Batı'nın da üstünde, global diyelim buna, ne derseniz deyin, ya da Arapçada avleme kelimesini de kullanın, çünkü 19. yüzyılın 2. yarısında kullanılıyor. Batı'nın da üstünde, aslında Batı'nın da çoğu zaman sancılı olarak yapmak zorunda olduğu bir batılılaşma süreci var. Yani ya bunu yapacaksınız ya da yok olacaksınız. Durum bundan ibaret. Şimdi bizdeki tartışmalara gelindiğinde de Orta Doğu'da da aynı tartışma, Arap dünyasında da aynı tartışmalar var. Yapacağız da bunu nasıl yapacağız? Yani neresinden başlamalıyız? Tartışmaları var. Örneğin Satı Bey kendi geliştirdiği teoriyle, aslında bu diyor böyle teknik okullar üst düzeyden falan olmaz. Bunu bizim ilkokulda itibaren başlamamız lazım. Bu bir kültürdür diyor. Yani siz alıp farklı kültürden gelmiş çocukları teknik okullarda yetiştirirseniz bunun neticesini alamayız. Dolayısıyla bizlerin başlangıcı itibariyle çocukları almamız lazım. Diğerleri de diyorlar ki ya bu çocuğu aldın da 15-20 senelik bir süreç ve şeyi de yok, garantisi de yok bu anlamda. Ama sözlerimi şöyle bitirmek istiyorum müsaadenizle. Bazı diyelim düşünürler, akademisyenler arasında özellikle günümüzde böyle bir medrese kıyıcılığı var. Efendim medreseler geri kalmamıza sebep oldu vesaire gibisinden, ya da ulema. Bu çok yanlış bir bakış. Medreseler asla çok kısa zamanda devlet kurumlarına devlet memuru yetiştirmek üzere dizayn edilmemişlerdir. Yani medresenin asli fonksiyonu bu değildir. O nedenle de medreselerden hemen böyle 3 yılda 5 yılda yetişmiş bir takım insanları alıp efendim bu yeni kurulan nezaretlerde faydalanalım fikri oluşmamıştır. Yani çünkü amaç bu değildir. Ulemanın da bu değildir. Bugün lifelong learning dediğimiz, yani Erasmus ile Bologna süreciyle gündemimize gelmiş yaşam boyu eğitimin kurumlarıdır medreseler. Yani öğrenim belli bir süreçte gidip geldiğiniz ve diploma aldığınız şeyle bitmez. Başlarsınız çocuk olarak ve hayat boyu devam eden bir süreçtir. O yüzden bu eleştirileri de şimdiden yanıtlamış olayım. Efendim ben 30 dakikayı bir dakikada geçtim. Çok teşekkür ederim sizlere dinlediğiniz için. Efendim biz de Vehbi Bey'e teşekkür ediyoruz. Hakikaten yani bilgiyi derlemek önemli olduğu gibi, yani çok önemli olduğu gibi, o bilgiyi böyle hap yapıp bir yutumluk bir şey haline getirmek, orası da ayrıca önemli. Çünkü onu derlemek kolay değil.
vermek de birçok şeyi vereyim diyor konuşmacı arkadaşlarımız, hocalarımız. O da zaman yetmeye biliyor. Ben zaten size kendi şahsım adına teşekkür ediyorum. Dinleyiciler adına da onların da teşekkürlerini size iletmek istiyorum. Sormak istediğiniz soru var mı? Ama çok böyle uzatmadan şey yapalım. Şimdi iki tane görünüyor. Bir de bizim görünmeyen sorular çıkıyor şeyden. Buyurun. Hemen şey yapalım. Osmanlı'nın son döneminde Osmanlı coğrafyasında okur yazar oranı kaçtı? Bir rakam verebilir miyim? Oranından şimdi nereye gitmek istiyorsun? Yani çok yüksek değil ve yani o zaman Osmanlı bu işte başarısız mı? Ona o taraftan mı bir soru soruyorsunuz? Ben biraz açıklayayım. Yani oradaki başarısını Osmanlı'nın ne olduğunu öğrendim. Evet, yani Osmanlı'nın o yüzdesinin çok yüksek olmadığı düşünülürse ne diyorsunuz diyor. Veya ne sizce başarılı? Şimdi yani ben pek göremiyorum soranı, kusuruma bakmayınız. Ancak yani şeydir, doğru soruyu sormak bence doğru yanıtı almak açısından çok önemli. Bunun yani Osmanlı'da ama asla o zaman ölçülmemiş olan istatistik, tamamen farazi istatistik üzerinden bütün bu çabaların yerildiğini biliyorum. Bunun çok yanlış olduğunu söylemekle başlamak istiyorum. Yani Osmanlı'da böyleydi de Prusya'da nasıldı, Fransa'da neydi? Ya da okur yazarlık çok mu gerekliydi? Yani okur yazarlık oranının bir istatistiki meta olarak önem kazanması tamamen 20. yüzyılın bir meselesidir. Hatta devletler bu anlamda kategorileştirmişlerdir. Bir diğeri de onu da söyleyeyim. Türkiye bu konuda eleştiri almıştır hatırlarsanız. Hatta bizde köylerde bile okur yazar şeyleri kursları açılmıştır. Yani istatistiği yükseltebilmek için. Bir diğeri de efendim yüksek öğrenimde ne kadar şeyiniz var, kişi var gibidir. Şimdi bakın bütün dünyada yani Fransa, Avrupa dahil, Amerika'da dahil okur yazar olabilmek olmanın bir şeyi ödülü olmalı. Yani niye okur yazar olacaksınız? Önce oradan başlayın. Neyi okuyacaksınız, neyi yazacaksınız? 18. yüzyıldasınız, 19. yüzyıldasınız. Devlet çocukları eğitime dahil edebilmek için müthiş çaba göstermiştir. Hatırlayın bugün bile ya 2023 yılındayız. Güneydoğu'da, doğuda efendim hasat zamanı öğrenci olamıyor biliyor sınıfta. Yani bir gereklilik üzerinden gitmeliyiz. Ben maalesef bu konuda da bir konuşma yapabilirim ama sorunun özellikle içerik açısından dikkatli sorulması gerektiğini sorduğunuz için teşekkür ederim. O ayrı ama eleştirel kullanıldığı için ben bu kadar şey yaptım. Kusuruma bakmayın. Evet. Sayın hocam ben de kısa bir soru sormak istiyorum. İsterseniz isminizi de söyleyin. İsmim Ahmet Kavgacı. Tamam. Şimdi hocam yakınlarda bir sömürgeciliğin hasat mevsimi diye bir kitap okumuştum. Türkiye'de açılan protestan okulları ile ilgili 1800'lerin ortasından itibaren. Şimdi burada Amerikan Protestan Kiliseler Birliği Türkiye'ye ya da daha doğrusu dünyaya misyonerlik için şeyleri gönderiyor inananlarını ya da üyelerini. Türkiye'ye Osmanlı topraklarına çok sayıda gelenler var. Özellikle bugünkü işte Boğaziçi Üniversitesi'nin de kurulmuş olduğu Bebek Kampüsü'ndeki Bebek Koleji bunların en önde geleni. Tarsus Kız Koleji, Antep, Sivas, Elazığ, Ağrı yani birçok yerde bu adamlar 1840'da 1895 hatta 1915 olaylarına kadar burada ciddi okullar açmışlar. Yani devlet bunlara bazen yer tahsis etmiş. Örnek veriyorum Gaziantep'teki şeyler, o zamanki mutasarrıf şey yapmış, kendisi vermiş. Yani eğitime önem verdiklerinden dolayı ve okulların müfredatına bakıldığında da gerçekten sadece tabii hepsinde mutlaka bir dini eğitim. Ha dini eğitim var ama özellikle bilimsel eğitim diyebileceğimiz müfredatta dersler de var. Osmanlı devlet adamları da buradan müfredata geçiş yapmışlar. Buradan örnek alarak benim sormak istediğim şu. Burada azınlıklar bu kadar eğitime önem verirken kendileri de destek oluyorlar mali anlamda. Anadolu coğrafyasında bir eğitim anlamında okullar yaygınlaşamamış gözüküyor. Bunun sebebi ne olabilir? Yani bu bir sivil hareket ama Osmanlı Devleti ne kadar yaygınlaştırabilmiş bu tarihler arasındaki okulların sayısını ve
müfredat konusunda onlarla bir yakınlaşma olabilmiş mi? Bunları görme şansınız oldu mu hocam? Teşekkür ederim. Teşekkür edeyim. Hızlıca yanıt vereyim. Bu da bir önceki soruyla, yani belki de bir oturum yapmalı bu iki soru üzerine. Özellikle bu son sorduğunuz. Çünkü şöyle bir temayül var. Efendim şeyler, bu misyonerler buralarda cirit atıyorlardı ve işte neredeyse hani söylenmese de işte devlet de buna bayağı şey yapıyordu, yani destek oluyordu gibisinden. Bunu biraz daha dikkatli kurgulamak, yani dikkatli araştırmak lazım. Birincisi, misyonerlik faaliyetleri American Board of Missionary'nin 1821 yılında aldığı, 21 yılında 1821'de aldığı kararın ardından bölgeye misyonerlerin gelmesiyle başlıyor. Ancak 1828-29'lara gelindiğinde bunun waste of money diyorlar. Yani bu kadar para harcadık, hiçbir netice yok. Şimdi ne yapmak istediklerini orada görüyoruz. Çünkü bu 1833'te tekrardan geliniyor. Hatta kitabında yazıyor, gelen şeyin ilk baba misyoner diyelim. 1833'te İstanbul'a girişini müthiş anlatır. İşte oradaki sandallardan balık tutan, balık ağlarını onaran balıkçılar ve doğayla iç içe bir sürü kuşların bunların üzerinde uçtuğunu falan anlatır. Benim demek istediğim şu: bu misyonerler evet geliyorlar buraya, ancak devlet bu konuda son derece temkinli ve öyle kolay kolay da hani gelsinler ne istiyorlarsa yapsınlar gibi bir durum yok. Gelen misyonerler aslında bu topraklarda, sadece Anadolu'da değil Arap Yarımadası'nda da Hristiyanları Hristiyan tutma telaşındalar ve mümkünse de Katolik ve Ortodoksları Protestan yapmak. Tüm dertleri aslında bu. Şimdi bunların açtığı okullara Müslüman aileler de teveccüh gösteriyorlar ve hakikaten çocuklarını gönderiyorlar. Çünkü okulların içinde misyonerlik faaliyeti yapılmıyor. Yani orada iyi bir eğitim alarak ayrılabiliyorsunuz. Çünkü devlet 1845'te söylediğim geçici meclis işte eğitim işlerini organize etmeye bakıyor ama bütçede para yok. Hatta şöyle bir öneri geliyor. Girmedim ona ama diyorlar ki Musul ve Trabzon valileri epeydir, uzun süredir temettülerini göndermiyor İstanbul'a. Yani topladığı paraları cebe atıyor açıkçası. Biz diyorlar bunlardan isteyelim bu parayı okul açmak için. Vereceklerdir diyor. Yani çünkü epeydir birikmiş bir para var orada. Sultanın derkarı var. Bende var, tezimde kullandım bunu orijinal belgede. Diyor ki Musul ve Trabzon valilerinin hatta görevden alınma endişesi taşındığını ve bize temettüleri vermediğini biliyorum. Ama bunu, talep ettiğimiz parayı kendi ceplerinden vermeyip halkın sırtına yükleyecekler. Bu da zulüm olur diyor. Bunu böyle yapmayalım. Yani sultanın görüşü bu. Şimdi okul açmak, okullaşmaya insanları teşvik etmek çok uzun süre alıyor. Aynı şekilde Prusya, Avusturya, efendim İngiltere ve Fransa'da da yaşanıyor bu süreç. Yani soru aslında şu: niçin okula gitmeliyim sorusu var. Elbette öğrenmek vesaire önemli ama bu tartışmalar 19. yüzyılın sonunda da var. Niye okula gitmeliyiz? Çünkü bir ödülü olmalı, bir şey getirmeli gerisinde ve devlet devamlı bunu burslarla, yatılı okullarla ve iş imkanları sağlayarak telafi etmeye çalışıyor. Ancak ben şunu vurgulamak istiyorum: Osmanlı ve sonrasında Türkiye Cumhuriyeti'nde bizim bürokratlar bu konuda son derece hassaslar, son derece aslında muttaki insanlar, yani inançlı Müslümanlar ve öyle Hristiyan'ın gelip kendi ülkelerinde işte istediğin kadar tebaayı al, Hristiyanlaştır gibi bir emelleri yok. Üstelik elimizde de bugüne kadar hiç kimse, ama hiç kimse, en azından ben görmedim onu söyleyeyim, şu kadar Müslüman bu okullar misyoner faaliyetleri neticesinde Hristiyan olmuştur gibi bir istatistik de yok. Bilmem yanıt oldu mu? Evet, teşekkür ediyoruz. Son bir soru alıyoruz. Evet. Siz de isminizi lütfedersiniz. Evet, ismim Halil Bıçak. Teşekkür ederim hocam. Benim iki sorum var. Bir, camilerin etrafında medreselerin oluşturulması, nasıl değerlendiriyorsunuz? Medreseler fen bilimlerini yasakladılar mı? İkinci sorum da devletin eğitim eline geçirmesiyle emperyal devletten ulus devlete geçiş için bir hazırlık aşamasıydıdır diyebilir miyiz? Böyle bir şey söylenebilir. Hazırlık ya, aşaması ya, şeyini ben hocam, biraz oradan hocam, çok müsaadenize çekmem. Çünkü bu soru bizi çok su götürür. Çok uzatmadan cevap verirseniz sonra tamam.
konuşmacımız daha var. Teşekkür evet, ilk olarak şunu söyleyeyim. Batı'da da yani Hristiyan dünyasında da okullar doğal olarak kiliselerin yanındadır. İslam'ın ilk dönemlerinden itibaren de eğitim kurumu. Çünkü amaç öncelikle dini eğitimi vermektir. Ve ilk kez camilerin yanında yeşermişlerdir. Hatta önce camilerin içindedir. İslam'ın ilk dönemlerinde daha sonra cami dışına çıkmış ve müstakil binalara kavuşmuşlardır. Yani bunda bir beis yok. İkinci soru şu, sorunuza yanıt. Asla ve kata medresenin hiçbir tarafında, en azından elimizde öyle bir belge yok. Bu da olmasını da yani işte fen bilimleri, matematik vesaire öğretmenim gibi şeyleri yok yani nedir o? Öyle bir amaç yok. Yani bu biraz abartılı bir söylem olur. Bir diğeri de evet, ulus devletlerin en önemli enstrümanı eğitimdir ve eğitim o nedenle hazırlık olmasa da özellikle imparatorluklar çağının sonunda 19. ve 20. yüzyıllarda tamamen o devlet inşasında kullanılmıştır. Hatta tebaanın nasıl vatandaşlaştırılacağı ve nasıl makbul hale getirileceği üzerine söylemler ve tartışmalar vardır. Bir, YouTube'dan bir canlı bir soru var. Osmanlı Devleti devam etseydi 19. yüzyılda eğitimdeki değişiklik süreci Latin alfabesine geçişi getirir miydi diye hocam bir soru var YouTube'dan. Güzel. Hemen hızlıca müsaadenizle sayın hocam söyleyeyim. Birincisi tarih ise üzerine yazılmaz. Yani öyle olsaydı öyle olmadı. Şu an elimizde bu var. Eldekiyle idare. Ama 1850'lerde Osmanlı dilinin yani devlet bürokrasi dilinin çocuklara öğretilmesinde çok büyük zorluklar yaşanıyor. Çünkü Arapça bilgisi var, Farsça var. Yani medresede oluyordu bu işler çünkü çok uzun sürece yayılmıştı. Hatta sunulan tartışmalardan bazıları ki bizim Osmanlı arşivinde kaydı da var. Acaba biz bunu Latin alfabesine mi çevirsek çok mu daha hızlı konuşuruz? Ta 1850'lerde ve 60'larda bu tür önerilerin olduğunu biliyoruz. Peki, çok teşekkür ediyoruz. Hocam, ben yalnız kendim bir şeyler ilave etmek istiyorum. Bu yöneticiliğin dayanılmaz şeyi. Şimdi zateniniz bu ahlak meselesinin, terbiye meselesinin özellikle gündeme getirdiniz. Şöyle bir husus var. Malum ıslahhaneler var. İşte Mithat Paşa tarafından açılıyor. Yani bunu bizim eğitim tarihimizde ben son derece dikkat çekici kurumlar olarak buluyorum. Nedir? Mithat Paşa işte Niş valisi tayin ediliyor. Kaynıyor memleketin içerisi ve diyor ki bir mektep açalım. Bir mektep açıyorlar. Daha ismi falan belli değil. Müslüman gayrimüslim hangi dinden olursa olsun bu ülkenin yetim ve öksüz çocuklarını ve de bir de çeşitli şeylere karışmış olabilen suçlu çocukları da buraya alıyorlar. Ve her çocuğu annesinin babasının hangi dindense o dini eğitimi ilk sabah derslerinde veriyorlar. Ondan sonra bakıyorlar çocuğun hangi mesleğe yatkın olduğunu. Bakın bizim belki aranızda esnaf ve zanaatkarlar vardır. Yani zanaat eğitimi şeylerinde çocukların yeteneği hangisine ise ona göre yetiştiriyorlar. Yani Halife-i Ruhizemin Efendimiz, padişahımız halife ama tebaasının Hristiyansa iyi Hristiyan, Müslümansa iyi Müslüman olarak ve de iyi sanat öğrenmesini istiyor. İsmini de ıslahhane koyuyorlar. Neden ıslahhane koyuyorlar? Mithat Paşa hafızmış. Bir de Fatiha tercümesi şeyi diye tefsiri diye küçük bir tefsiri de var hatta. Ve bir Ramazan günü okul açılmış, birkaç ay olmuş. Çocuklar geliyorlar işte nerede bulunursa şey yapıyorlar. Ama daha ismi konulmamış ve yeselün estağfirullah ve yeselün ki anil yetame kul islahun lehum hayr ayeti gelince hani Kur'an'dan isim de şey yaparlar ya tefeül ederler falan onun gibi diyor biz buna ıslahhane koyacağız ismini. Neden? Çünkü ıslah Rumeli Türkçesinde çok fazla kullanılan bir kelime yoğun bir biçimde pek ıslah pek güzel diye
muhacir şeyleri, Rumeli muhacirleriyle yakınsanız bu şeyi duymuşsunuzdur. Bu şey yapılıyor, açılıyor Niş'te. Kızlara da erkeklere de açılıyor ve ondan sonra Mithat Paşa gittiği her yerde, yani ben bir zamanlar diyordum ki şeyin Saddam'ın Irak'ında Bağdat valisi olarak gidiyor, açıyor. Efendim Hafız'ın Suriye'sinde orada da açıyor. Sonra Selan İzmir Aydın valisi olarak İzmir'e gelince İzmir'de açıyor. Selanik'te açıyor. Bütün bu şey, sonra diğer valiler de bunu açıyor. Yani bizim geçmişimizde böyle bir güzellik de var. Şimdi ben bizim eğitim tarihi çalışan arkadaşlara bakıyorum. Herkes hele böyle bir kongre falan olunca kendi memleketindeki bir ıslahhaneyi alıyor. Çocuklara meslek okulu diye söylüyor. Ben halbuki belgelere biraz dikkatli baktığınızda insan olmanın lezzetini tattı diyor. Siz ahlak, edep diyorsunuz ya. Ya bizim geçmişimizde böyle bir şey var. Fevkalade bir şey. Ama şimdi belge dediğiniz, tarihi belgede her şeyi yazar arkadaşlar. Yani doğrudan belgeyle muhatap olmadıysanız böyle yanılabilirsiniz. O belgenin içerisinde sizin görmek istediğiniz şey ne ise orada yani lehte ve aleyhte şeyler bulunur. Onu tertip edenin, onu düzenleyenin neyi düşündüğünü şey yapmanız lazım. Bakın bugün ıslahhanelerle ilgili bir, yani belki 100 tane makale çıkartırsınız. O 100 tane makalenin içerisinde 3-5 hoca ancak bu ahlaki eğitim meselesine şey yapmıştır. Yalnızca işte orada marangoz yetiştirdiler. Orada işte şey araba tamircisi, yok şu diyelim ki terzi yetiştirdiler falan. Hayır, böyle değil. Yani insan olmanın lezzetini tatmak ne demek ya? Bir çocuk için anası babası olmayan veya işte ayrılmış dağılmış ailenin böyle bir şeyler, bu güzellikleri de hatırlayalım. Şimdi ben buradaki Hazirun adına ve kendi adıma size çok teşekkür ediyorum. Hemen şeyinize de döndüğüm gibi tez şeyinden bakacağım inşallah. Sağ olun. Karatesinize. İyi olur. Ben de bir şey, çok şeyler öğrendim. Çok çok teşekkür ediyorum. Şimdi çok teşekkür ederim hocam. Çok özür dileyerek ben ayrılmak zorundayım. Tamam, çünkü ben saat 3'te başlıyordu bizim kitap şeyi. Sağ olun. Çok Bahattin hocam, kusuruma bakmayınız. Sizi artık enstitüde dinlerim. Sağ olun. Hayırlı, peki, hayırlı günler dilerim. Sağ olun. Peki, Bahattin Işık Bey, doçent doktor, Yeni Osmanlılık, İttihad-ı İslam ve Basın Yayın Faaliyetleri. Ben de özellikle basın yayın şeyiyle çok yakından ilgiliyim. Çok merak ediyorum. Hep birlikte dinleyeceğiz inşallah. Bahattin Hocam, biliyorsunuz 25 dakika dediler. Biz onu 30 dakika diyoruz peşin. Ondan sonra sizi dinliyoruz. Buyurunuz. Teşekkür ediyorum hocam. Tamam. Ben de İstanbul'dan hepinizi saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Bugün benim konum biraz fazla geniş bir konu ama hızlandırmak için fazla dosya açtım hocam ben de. Evet. Dedim ki şöyle dosyalara bir bakalım. Yeni Osmanlılar, efendime söyleyeyim, İttihad-ı İslam ve basın faaliyetlerini konuşacağımıza göre dönemi zaten hocalar epey konuştular. Ben ekrandan dinleyici arkadaşlarımıza böyle hızlıca bir panorama göstermek istiyorum. Bahsettiğimiz dönem, 2. Mahmut sonrası dönemdeki işte şu gördüğünüz gibi küçük kaynarcayla başlayan senedi ittifakla devletin kendi iç ilişkilerindeki sorunları çözmesine yönelik girişimleriyle devam eden, ardından da Tanzimat Fermanı ile birlikte artık uluslararası düzeyde de iç işlerimize müdahale etmeye sebep olan müdahaleleri engellemek, aynı zamanda devletler sisteminde kendisine bir alan açmak için devlet bir takım girişimlerde bulunuyor. Şimdi bu sürecin içerisinde benim görebildiğim kadarıyla bizim halen mevcut siyasetimizde de etkili olmaya, fikir dünyamızda da etkili olmaya devam eden bir kırılma noktaları var. Ben Türk aydınının hala zihni arka planında özellikle devlette görev alan ve devletle yakın ilişkiler içerisinde olan hemen herkesin bir şekilde düşüncelerinin, reflekslerin gelişmesine etkili olan birkaç olaya atıf yapmak istiyorum. Bir tanesi Kırım vakası. Yani
o genç Osmanlılar ya da yeni Osmanlılar diye ifade ettiğimiz kuşağın da içine doğduğu zemin bu zemin. Yeni Osmanlılar bu dönemde ortaya çıkıyorlar. Şimdi bu sürecin ardından bizim Osmanlı-Rus harbi gibi büyük bir krizimiz var. Ve özellikle Kırım Harbi süresi sonrasında padişaha verilen layihalara bakarsanız, özellikle 3. Selim'e verilen layihalar daha önce kitap evi yayınları yayınlamıştı. O layihaların hemen hemen tamamının ortak bir meselesi var. Ne yapıp edip Kırım'ı tekrar nasıl geri alabiliriz? Yani Kırım'ı kaybetmeyi bizim insanımız bir türlü içine sindirememiştir. Tabii ki bir sürü sebebi var bunun. Bir kere biz ilk defa yenilmiyoruz. Ama nüfusunun neredeyse tamamına yakın olan bir yer Kırım, gayrimüslim bir devletin kontrolüne giriyor. Bu Osmanlı Müslümanlar arasından, devletleri ve aydınlar arasından gerçekten kabul edilmesi güç bir şeydi. Bu süreçte devlet bir süre sonra kendini yeniden yapılandırma ihtiyacı duydu. Bu yeniden yapılandırma sürecinde şöyle hızlıca görürseniz, bakın Osmanlı-Rus Savaşı, Kırım Savaşı ve dikkat ederseniz tercüme odasının kurulması 1855. Niçin tercüme odasını kuruyor? Tercüme odasına değinmeden genç Osmanlıları anlayamayız. Tercüme odası şunun için kuruyor. Osmanlı, Avrupa devletler sistemi içerisinde eşit bir devlet statüsünde kendisinin de yer alması için çaba gösteriyor. Çünkü artık biz uzun zamandan beri toprak kaybediyoruz arkadaşlar. Özellikle ekranda şu anda harita görünüyor mu hocam? Görünüyor, gayet net. Şimdi haritaya bakarsanız biz 1683'e kadar sürekli genişleyen bir coğrafyayız. Ama 1683'ten sonra tam tersine her renkli coğrafyayı belli bir dönemde kaybediyoruz. Ve bu kayıp öyle bir noktaya varıyor ki biz artık Anadolu'da bile, İstanbul ve Anadolu'nun bir kısmı bile işgale uğramış. Şimdi böyle bir yerde çok açık ve net olan bir şey var. Siz eski sistemi olduğu gibi devam ettiremiyorsunuz. Bu bir günlük bir mevzu değil. 1683'den 1920'lere kadar devam eden bir süreç. Ve bu süreç içerisinde yaşayan bütün devletler, bütün alimler, bütün entelektüeller, hepsinin bir meselesi var. Bu gidişatı nasıl durdurabiliriz? Ve tabii orada iki kritik sorunun cevabı bizim için Türkiye'deki fikir ve siyaset ekollerinin tamamının da temel sorusunu oluşturur. Kendilerini ve muhataplarını yeniden tanımlama ihtiyaç duyuyorlar. Eskiden siz kendinizi milleti hakime, Müslüman, karşınızdakileri de işte diyelim ki Darül Harp, Darül işte Muazza, Darül Sulh gibi kavramlarla tanımlıyordunuz. Ama artık bu kavramlarla tanımlayarak kendinizi ikna edemiyorsunuz, mutmain olamıyorsunuz. O zaman yeni kavramsal çerçevelere ilgi gösteriyorsunuz ve devlet de bu yeniden yapılanma sürecinde hocam da anlattığı gibi öğrenci gönderiyor. Şimdi Avrupa'ya öğrenci gönderiyor çünkü yeni yapılan devleti eski alışkanlıklarla yetişmiş olan kuşaklarla yönetemezsiniz. Tercüme odasının kurulmasını bir takım diplomatik ilişkiler sürdürüyorsunuz ama diplomatik ilişkilerde tercümanlık yapacak insanların neredeyse tamamına bağlı, neredeyse tamamı gayrimüslim tebaanızdan oluşuyor. Şimdi milliyetçilik hareketlerinin gittikçe yaygınlaştığı Avrupa ve Rusya'nın iç ilişkilerimize müdahalelerin arttığı böyle bir dönemde bu sizde bir güvenlik krizine yol açıyor. Bir süre sonra şöyle düşünüyorsunuz, Müslüman çocuklarından Batı dillerini, Rusçayı bilen insanlar yetiştirmek lazım. Bunlar hem yeni kurulan devletin yönetim süreçlerinde doğrudan doğruya bürokrat olarak görev alsınlar, hem de diplomatik ilişkilerde güven krizi yaşamadan aramızda tercümanlık yapacak insanlar olsunlar. Hatta gerekirse bizzat bu süreci onlar yönetsinler. İşte tercüme odası kuruluyor 1855'te ve genç Osmanlılar dediğimiz kuşak tamamen bu tercüme odasında yetişen insanlardan çıkıyor. Yani şunu diyebiliriz, Osmanlı'nın ilk aydın diye tanımladığımız kuşağın tamamı aslında devletin kendi bekasını temin etmek için oluşturduğu bürokratik mekanizmaya insan yetiştirmek üzere kurduğu o çarkın içinden yetişiyorlar. Dolayısıyla aslında aydınların tamamı devlet bürokratıdır, memur zümresidir ve memurinle aydın arasındaki bu göbek bağı yakın zamana kadar da
çok açık bir şekilde devam etmiştir. Hala da ben çok kopluğundan emin değilim yani. Dolayısıyla Tanzimat, Islahat Fermanı, Paris Konferansı derken 1865'te bu yeni yetişen insan tipi şöyle bir hisse kapılıyor. Bu eski kafalı adamlarla bu devleti yönetmek ve dünyanın gidişatını okuyamayan bu insanlarla bekamızı temin etmek galiba mümkün olmayacak. Dolayısıyla gittikçe sayıları da artan bu insanlar Erich Zuhair'in ifadesiyle bürokrasinin toplumsallaşması diyor. Yani devlet içerisinde o kadar ciddi bir sayıya ve ağırlığa ulaştılar ki bir süre sonra şöyle düşünmeye başladılar. Ya aslında devleti biz yönetiyoruz. Ama bu bürokratların ve aydın kesiminin şöyle bir krizi vardı. Devleti bunlar yönetiyor olabilir ama nihayetinde kaderleri padişahın iki dudağı arasındaki bir söze bağlıydı. Dolayısıyla batıdaki burjuvaya benzer bir sınıfsal temeli olmadığı için de kendini güven içerisinde hissetmiyordu. Bu güven zeminini oluşturmak aynı zamanda tabii dil öğrenince batılı düşünceleri, ideolojileri, kurumsal tecrübeleri, modernleşmenin mahiyetini kendilerince okumuş ve bir takım sonuçlar çıkarmışlardı. Aynı zamanda bu görgülerini ve bilgilerini de devletin yeniden yapılanmasında daha etkin kullanmak istiyorlardı. İşte bunun için bazı taleplerde bulundular. Taleplerinden bir tanesi anayasal sistemdi. Yani artık biz padişahın da bağlı olduğu bir normatif düzene ihtiyacımız var. Bu normatif düzen hem padişahın yetkilerini sınırlandırarak bürokraside görev alan genç Osmanlı kuşağının devlette daha etkin bir şekilde rol üstlenmesine katkıda bulunacaktı. Hem de bu rolünü yerine getirirken kendisine bir güvenlik zemini oluşturacaktı. İşte o meşruti idareyi talep etmek, anayasal düzen talebi, bütün bunların doğrudan doğruya devlette bürokrasinin, deyimlerinde ise padişahın iktidar alanını belli ölçüde gerileterek, az önce Behbi Hoca padişahın gönüllü olarak bu görev yetki dağılımını yaptığını söylemişti. Ben o tartışmaya tabii girmek istemiyorum. Doğal olarak padişah da bu memleketin gidişatının hayra ulaşmasını istediği için bir takım şeyleri öngörmüştür. Ama neticede padişahın daha önce tek başına ya da daha dar bir insan kümesiyle kullandığı yetkileri bu yeni kuşak Osmanlılar kullanmaya başlamışlardır. Fakat bu kurumsal güvenlik arayışı devletin yeniden yapılanma sürecinde yeni yetişen kuşakların yeterince başarılı olmasını sağlayamazdı. O yüzden ikinci bir şey daha talep ettiler. Bunlar toplumun en azından o günkü anlamıyla Avrupa'da da gittikçe yaygınlaşan ve bizde de aşağı yukarı eş zamanlı olarak gündeme gelen kamuya seslenmek istiyorlardı. Tanzimat Fermanı'nı okursak orada kamuya seslenildiğine dair ciddi kavramlarla karşılaşırız. Kamuya seslenmek istiyor çünkü bürokratik mekanizmanın dışında da kendisini destekleyen bir toplumsal zemin bulmak istiyorlardı ve bu dönem bizim geleneğimizde daha önce olmayan yeni bir şey ortaya çıkardı. Ciddi sayıda dergiler yayınlandı, gazeteler yayınlandı. Mesela Takvim-i Vekayi, affedersiniz Vekayi Tıbbiye 1849-51 arasında yayınlanıyor. Mecmua-i Funun 1862'de yayınlanıyor. Ardından başka 60'lardan itibaren Tercüman-ı Ahval, ikinci meşrutiyete geldiğimizde ise sayı inanılmaz büyüyor arkadaşlar. Çok ciddi sayıda bir dergi, gazete, dolayısıyla bir kamuya seslenme ve bir kamu oluşturma gündemimiz var bizim. Bu kamu oluşturma gündemine geldiğimiz zaman burada bence genç Osmanlı kuşağının bütün bu devlet içerisindeki mekanizmada aldığı yeni rolün bizim geleneğimizde yol açtığı bir kırılma olduğunu düşünüyorum ben. Nedir o kırılma? Özellikle dini alan, dar anlamda söyleyelim, dini alanda konuşma, yetki ve otoritesi o güne kadar medrese eğitim sisteminden geçmiş, belli mertebelerden geçmiş, icazet almış ulemanın kontrolünde ya da onların elindeydi. Fakat genç Osmanlılar kuşağı ile ilgili beraber bizim geleneğimizde olmayan yeni bir durum doğdu. Bu kuşak hem İslami bir terbiye almış, özel hocalardan, içinde yetiştiği aileden, kültürel zeminden, hem de batılı bir formasyona sahip. Ve bu insanlar artık dine dair mevzularda, ülemanın yanında
veya ülemanın dışında yeni bir aktör olarak konuşmaya başladılar. Örneğin meşveretin parlamenter sistemin meşveret bağlamında ele alınıp alınamayacağını konuşabildiler. Hatta örneğin Namık Kemal'in yazılarına bakarsanız hadis kritiği yapar klasik usul çerçevesinde. Benim görebildiğim kadarıyla en önemli değişimlerden bir tanesi budur. Bunu dönemin önemli simalarından birisi olan Ali Suavi Mevtül Ülema olarak tarif eder arkadaşlar. Yani ülemanın ölümü. Benzer bir şeyi Reşit Rıza'nın kitabında da görebilirsiniz. Yani artık toplumun, devletin mekanizması içerisinde meşruiyetin büyük ölçüde odak noktasını işgal etmiş olan sistem içerisindeki ülema, sistem içindeki özgür ağırlığını yavaş yavaş kaybetmeye başlamıştır. Onun kaybettiği rolü genç Osmanlılar şahsında aydınlar doldurmaya başlamıştır. Aydın beslenme kaynakları ve referansları itibariyle sadece İslami referanslardan beslenmiyor. O zaman dolayısıyla bundan sonraki yeniden yapılanma sürecinde fıkıh ile birlikte batılı bilgi sistemlerinin, ideolojilerinin kavramsal çerçevesinin de gittikçe bizim geleceğimize yön vermede etkili olmaya başladığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Ancak haksızlık yapmamamız lazım. Genç Osmanlılar kuşağını ben şöyle tarif ediyorum. Diyorum ki genç Osmanlılar durumdan vazife çıkararak, bunlar sadece pragmatik sebeplerle değil, aynı zamanda vatanperverane duygularla da, düşüncelerle de, ama aynı zamanda pragmatik ve pratik sebeplerle, devlet içerisinde etkin olma arzusuyla şöyle düşündüler. Bunlar mevcut siyasi yapıyı ve siyasi özneyi değiştirmek istediler. Ama medeniyetimizin temel ilkelerinden, medeniyetimizin bizatihi varoluşsal temellerinden vazgeçmediler. Yani bunlar medeniyetimizi değiştirmek istemediler. Mevcudiyetimizi devam ettirmek için siyasi yapıyı ve siyasi özneyi değiştirmek istediler diye düşünüyorum. Bu dualite süreç içerisinde Behbi Hoca'nın dağıtıp yaptığı gibi ikili bir yapıyı doğurdu. Medrese, mektep, aydın, ülema, alaylı, mektepli gibi fıkıh yanında yeni bilgi sistemleri ve kavramsal çerçeveler. Bu dualite benim kanaatim Türk düşüncesinin sonraki süreçlerde de önemli krizlerinden birisini oluşturuyor. Peki, basın yayınlarda İttihad-ı İslam meselesine gelirsek, İttihad-ı İslam meselesi şöyle bir mesele. Kanaatimce her kavram gibi bu kavramın da bu varoluşsal zeminle irtibatını doğru anlamamız lazım. Parçalanıyoruz, haritalarda gördük. Doğal olarak hem siz bu memleketin bekasını temin etmek istiyorsanız söyleyeceğiniz şey şudur. Birliğimizi, bütünlüğümüzü korumamız gerekiyor. Ancak İttihad-ı İslam siyaseti bu parçalanmışlıkla doğrudan irtibatlı bir siyaset olmakla birlikte kanaatimce sadece bununla ilgili değildir. Aynı zamanda zaten parçalanma öncesi dönemde de ümmeten vahide ifadesinde ayette geçtiği gibi biz zaten Müslümanları bir ümmet olarak görüyorduk ve bize yönelik bir meydan okumada bir iç dayanışma oluşturmaya yönelmek kadar da tabii bir şey yoktur. İttihad-ı İslam kavramı ilk defa o dönemlerde kullanılacak. Ama kavramın ilk kullanımından daha öte benzer anlamları çağrıştıran hilafet tartışmaları, ümmet kavramı ve yine bu bağlam üzerinde yapılan milliyetçilik meselesine ilişkin tartışmaları böyle değerlendirebiliriz. Benim gördüğüm özellikle ikinci meşrutiyet döneminde çok daha net bir şekilde sistematik çerçeveye kavuşan bu düşünce akımlarının ve siyasetlerin temelde en önemli ve büyük ekolü o dönemde İttihad-ı İslam siyasetiyle iç içe bazen birbirinin yerine kullanılan ama bence biraz çerçeve ve mahiyet farkı olan İslami teceddüt, tecdit, teceddüt ve İslami tecdit artık hangisini kullanacaksak metinlerde hepsi kullanılıyor. İslami tecdit geleneği bize üç şey öneriyor. Bir, mevcut yenilginin karşısında bizim bir iç dayanışma oluşturmamız lazım. Bu İttihad-ı İslam'dır. İki, hatta bundan önce Batı'nın meydan okumasını durdurmamız lazım. Yani anti-emperyalist bir refleks gerekiyordu. Sömürgecilik karşıtı bir refleks gerekiyordu. Bu refleksi eğitim sistemimizden tutun da devletin yerine yapılanmasına varıncaya kadar ki birçok alanda görebiliyoruz.
İkincisi, bunu nasıl mümkün kılabiliriz? Bir iş dayanışma yaparak mümkün kılabiliriz. O iş dayanışma önce İttihad-ı Enasır-ı Osmanlı siyasetiyle başladı. Yani Osmanlı'yı oluşturan milletlerin tamamının bir arada tutulmasını öngören bir siyasetti bu. Genç Osmanlılar böyle düşünüyordu. Tanzimat ve ıslahat fermanları bunun için ilan edildi. Müslüman gayrimüslim ayrımı yapılmaksızın. Ancak 1830'lardan itibaren Yunanlılar, Sırplar, Bulgarlar isyan edip gittikçe bizden kopmaya başlayınca bari Müslümanları bir arada tutalım diye düşündüler ve İttihad-ı İslam siyaseti öne çıkmaya başladı. İttihad-ı İslam siyasetinin tabii altı şey şu kadarını söyleyebilirim. Genellikle İttihad-ı İslam siyasetini salt siyasal bir vizyon olarak değil, farklı veçeleri olan bir mesele olarak ele alındığını biz literatürde görüyoruz. Mesela İttihad-ı İslam siyasetini salt siyasi olarak değil de örneğin hemen size örnek kavramlar göstereyim. Diyor ki Filibeli Ahmet Hilmi, İttihad-ı İslam, Vahdet-i İslamiye, İslamlık mesleki mahsusu, İslamiyet siyaseti, fikri İslamiyet, İslami tecdit ve İslamlaşma kavramları çok kullanılıyor. Peki bu dayanışmayı biz sadece siyasi olarak mı yapacağız? Hayır. İttihadı, dini ittihat, sosyal ittihat gibi kavramlar var. Sosyal değil de daha doğrusu orada hemen kavramın orijinalini size göstermek istiyorum. Evet, bakın özellikle 2. Mektutiye'de geldiğimiz zaman siyasi İttihad-ı İslam, dini İttihad-ı İslam ve içtimai İttihad-ı İslam kavramları kullanılıyor. Neden böyle bir ayrılma gidiliyor? Çünkü bir takım sorunlar var. İttihad-ı İslam siyasetini Osmanlı Devleti ve aydını gündemleştirdikçe Batı bize müdahalelerde şöyle bir gerekçe öne sürüyor. Diyor ki siz bize yönelik bir tehdit oluşturuyorsunuz. Pan-İslamist siyaset bize yönelik bir tehdit oluşturuyor. Dolayısıyla aynı zamanda İttihad-ı İslam siyaseti sizin bünyenizde bulunan gayrimüslimleri dışlaştırıyor ve ikincileştiriyor. O zaman bizimkiler de burada örneğin Filibeli Ahmet Hilmi diyor ki biz amel, gönül ve emel birliği şeklinde açıklanabilecek bir içtimai İttihad-ı İslam fikriyle hareket edersek bu aynı zamanda hem siyasete alet edilmez hem de batılı devletlerin bunu gerekçe göstererek ikide bir bize karşı tazdiklerinin de önünü almış olabiliriz. O yüzden de İttihad-ı İslam kavramı yerine İttihad-ı Kulub tabirini kullanıyor mesela Mahmud Kemal. Dolayısıyla o dönemde kullanılan kavramsal çerçevenin asıl maksadı Batı'nın eline koz vermemek ama kendi iç ilişkilerimizde de bir dayanışma oluşturmak. Bu dayanışmanın teferruatına girmeden biraz da bu İttihad-ı İslam'ın önünde ne gibi engeller var konusunda ben şahsen okumalarımdan 10 tane başlık çıkardım. Bunlardan bir tanesi neredeyse hepsinde görülen şey cehalet. Yani İslam ümmetinin içine düştüğü cehalet bizim içimizdeki ortak hareket etme zeminimizi zayıflatıyor. İkincisi, özellikle uzun yıllara sari bir savaş var ve dolayısıyla ciddi bir fakirlik var. Yani askere giden gelmiyor doğru düz. Giden gelmediği bir yerde tarıma dayalı üretimin esas alındığı bir toplumun fakirleşmesi kaçınılmazdı. Artı ihtilaflar var. Mezhep ihtilafları var, gittikçe milliyetçilikle birlikte etnik köken ihtilafları var. İşte Balkanlar başta olmak üzere bizden kopan topluluklarla yaşadığımız çatışmalar var ve devletler arası ilişkilerden kaynaklanan krizlerimiz var. Irkçılık yaygın bir sorun haline gelmeye başlamış. Toplumda ciddi bir bencillik ve atalet var. Ve çağdaş İslam düşüncesinin İslami yenilenme vurgusundaki en önemli krizlerden birisi olarak bunu gördüğünü şimdiden rahatlıkla söyleyebilirim. Yine siyasetle ilgili daha sonraki dönemde özellikle Said Halim Paşa örneğinde olduğu gibi hikmeti nazari ve ameli olarak ayırdığınızda ameli hikmeti kendi içerisinde biliyorsunuz üçe ayırıyoruz biz. Tedbirül nefs, tedbirül menzil ve tedbirül medine diye. Şimdi bu şemada siyaset medeniyeti şekillendiren
bir merkez ve odak değildir. Merkez hikmettir. O hikmetin bir bilgi ve ahlak halinde tecessüm etmesinde siyaset bir yer tutar. Oysa modernleşmeyle paralel olarak, bunu Kemal Karfat Hoca çok güzel işler, siz kendinizi yeniden yapılandırırken aslında bir taraftan da modern devletin kendini var kılma ve güçlendirme imkanlarını buraya transfer ediyorsunuz. Eyvallah, rasyonel bir hayat inşa ediyorsunuz, bürokratik bir mekanizma oluşturuyorsunuz, ulaşım haberleşme teknolojileriyle birlikte yeni bir sistem oluşturuyorsunuz. Bu sizi aslında batıdaki devletlere benzetmeye başlıyor. Yani siz kendiniz olmaktan gittikçe uzaklaşıyorsunuz. Bunu kendi içinde çelişik bir durum olarak yorumluyor birçok alim. İşte bu süreç içerisinde hikmete dair tasavvurumuzda da bir kırılma oluyor. Gittikçe devleti her şeyin merkezine koyan, siyaseti her şeyin merkezine alan yeni bir anlayış güçlenmeye başlıyor. O yüzden hala da öyledir bizde. Ortada bir sorun varsa da sorumlusu devlettir. Bir çözüm üretmek istiyorsa da çözümü devletten bekler insanımız. Devlet derken de özellikle devletin başındaki adam ya kahramandır ya haindir. Hala bu okuma biçimi büyük ölçüde devam eder. Yine başka bir şey, yaşadığımız sorunu büyük ölçüde asr-ı inhitat, yani bir medeniyet krizi olarak görür dönemin aydını. Ama bir medeniyet krizini kendi bağlamında anlamamıza imkan verecek ayrıntılı, teferruatlı bir çözümleme dilinden büyük ölçüde aydın mahrumdur. Meseleyi metafizik düzlemde ya iyi dindar olmak ya da dine bağlı olmakla açıklayan bir tipoloji var. Birisi diyor ki dindar olduğumuz için bunlar başımıza geldi. Müslüman olduğumuz için bunlar başımıza geldi. 1883'te Ernest Renan'ın Sorbon'da yaptığı konuşmadan beri bu konuşulur. Birileri de diyor ki tam tersine, biz iyi Müslümanken işlerimiz yolunda gidiyordu. Hatta Tanzimat Fermanı'nın ilk cümlesi de böyledir. Ne zaman ki iyi Müslüman olmaktan uzaklaştık, bunlar başımıza geldi. Fakat orada Said Halim Paşa başta olmak üzere bize İttihat-ı İslam siyasetini yananlar şunu söylerler. Tarihi toplumsal olayları salt metafizik mesele olarak, dine bağlı olmak ya da dinden uzaklaşmak meselesi olarak görmek yanlıştır. Aydın iki türlü yanılmıştır. Klasik ulema ve aydın karşıt pozisyonlarda aynı hatayı yapmışlardır. Tarihi toplumsal olayların ekonomik, bilimsel, teknolojik, jeostratejik, küresel ölçüdeki meydana gelen değişimler ve tabii ki sizin din anlayışınızın tamamının etkileşimiyle açıklanması gerekirdi. Sizin, mesela salgın hastalıklar olur, her şey yolunda gidiyorken başınıza yeni felaketler gelebilir. Ya da siz hayatınızı rutin süreçlerle işletirken, tarıma dayalı bir uygarlık çağında, öteki adam bilimsel bir takım keşifler yapar ve bu bilimsel keşiflerin eşliğinde ortaya çıkan teknoloji sizi savaş meydanlarında perişan eder ve sisteminiz işleyemez hale gelir. Dolayısıyla gerçekçi ve umut vadeden ve çekim merkezi oluşturacak nitelikte bir inşa dilinin yokluğunu, kavramlar bana ait ama içerik olarak ben dönemin metinlerinde bunu çıkardığımı düşünüyorum. Ve tabii bütün bunların bağlamında işlemesine engel olan, müdahale eden kırılmalara ve mecraların bozulmasına yol açan bir batı müdahalesi ve meydan okuması var. Bütün bu meydan okumaların bizim dergilerimizde de bir karşılığı var arkadaşlar. Dergilerimize baktığımız zaman, ben mesela kendi bu projeyi ilk günden itibaren uzun yıllar çalıştım, ben zaten kendi fikrimdi. Sonra İlimi Etütler Merkezi ile birlikte yaptık. Dergilere ve dönemin kurumlarına bakarsanız zaten kavramlar ilginçtir. Ben şöyle bir tez yazdırmak istiyorum arkadaşlarla. Mümkün olsa kendim de emek vermek istiyorum. Dönemin yayın organları, kurumları üzerinden, onların isimleri üzerinden bir dönem okuması yapmak. Mesela dergilere bakıyorum. Meşveret, İçtihat, Sırat-ı Mustakim, Beyanul Hak, İttihad-ı İslam, Tearif-i Müslimin. Ya da kurumlara bakıyorsunuz. İşte diyelim ki İttihad-ı Osmani Cemiyeti, İttihat ve Terakki Cemiyeti. Şimdi bu kavramlar bize neyi gösteriyor aslında? Bunların her biri bir sorun tespiti ve aslında çözüme dair projeksiyonun hangi nokta üzerinden düşünülmesi gerektiğini bize söylüyor. Şimdi metinlere baktığımız zaman arkadaşlar, ben bir tarama yaptım. Dedim ki sadece İttihad-ı İslam kavramı
1908 ile 1925 arasında ne kadar geçmiştir? Şimdi şurada ekranı biraz da büyüteyim, görün bakın. Görüyorsunuz 24 dergide çok, işte Sebil-ül Reşat'ta 252 defa geçmiş. Sırat-ı Müstakim'de 195 defa. Beyanul Hak'ta uzatıyorum, görüyorsunuz kocaman 196 yazar yüzlerce kere bu kavramı kullanarak metin yazmışlar. Yıllara göre baktığımız zaman da ilginç bir tabloyla karşılaşırız. Yıllara göre baktığımız zaman da görüyorsunuz yazar isimleri bitmiyor bir türlü. Yani o kadar çok. Bir bakın, yıllara göre baktığımızda da 1910'da 189 defa, 12'de 96, 89, gördüğünüz gibi gittikçe azalıyor. Neden azalıyor? Çünkü artık Birinci Dünya Savaşı ile birlikte yenilmişiz. Bu kavramın çözümleyici değeri zayıflamış. Ümmet kavramına baktım, hakeza benzer bir şekilde geçiyor. Hilafet risaleleriyle ilgili ders ve okumalar yaptırıyorum ben. Onlara baktım yine öyle, çok sayıda ifade geçiyor. Peki, buradan nereye varmamız lazım? Benim görebildiğim kadarıyla dönemin temel yönelimlerinde parçalanıyoruz, yeniliyoruz. Meydan okuyan bir batılı güç var. Batılı güç bize üç alanda meydan okuyor. Meydan okumanın birincisi doğrudan topraklarımızı işgal ediyor. Dolayısıyla küçülüyoruz, mülteciler var, işgal altında kalanlar var, ölenler var, yaralananlar var, ekonomimiz ve idare sistemimiz bozuluyor. İki, Tanzimat ve Islahat Fermanı örneğinde olduğu gibi iç işlerimize müdahale ediyor Batı ve Rusya. Ne yapıyor? İşte diyor ki Rusya, Slavların hamiliğine soyunarak diyor ki bizim, işte benimle aynı etnik kökenden ve dini inanca sahip olan insanlara karşı eşit muamele yapmıyorsun. Avrupa'da benzer şeyler yapıyor ve siz bu dış eli engellemek için ne yapıyorsunuz? Tanzimat ve ıslahat fermanlarını ilan ediyorsunuz. Bütün bunlara tamam, dış müdahale ile ilgili, ama bundan önce başlayan aslında Müslüman alimlerin ve devlet adamlarının içerisinde birilerini fark etti. Ama toprak kayıplarının hızlanmasından önce maalesef yaygın bir şekilde kabul görmeyen bir tartışma vardı. İhtilal-i alem tartışması. Yani bu düzen işlemiyor diyorlardı henüz ciddi bir işgal yokken bile. Maalesef yenilgi açık hale geldikten sonra bu yaygın bir kitle tarafından kabul gördü ve şunu dediler. Bir tecdit ve ihya olmaksızın yıkımı engelleyemeyiz. Öyleyse sömürgecilik karşıtı bir siyaset geliştirmek, İttihad-ı İslam siyasetini hakim kılmak, bir tecdit ve ihya yoluyla bütüncül bir yol takip ederek biz bu krizi çözebiliriz diye düşünüyorlar dönemin siyaset adamları. Hocam 30 dakikamı tamamladığımı biliyorum. Dergilerle ilgili açıkçası hani ne zaman ne kadar dergi çıktı konusunda bir şey söylemek uzun bir mevzu, ama şu kadarını söyleyeyim. 1925'e kadar artan sayıda dergi var gündemimizde. Evet. İlk kitap olarak İttihad-ı İslam kavramı ilk olarak Hürriyet Gazetesi'nde çıkıyor. Ama ilk kitap şu an ekrana yansıttığım kitaptır. Gördüğünüz gibi ticaret nezaretinde bir zabıt katibi olan Esad Efendi'nin İttihad-ı İslam Risalesi. Bu risale bizim bildiğimiz kaynaklar içerisindeki ilk risaledir. Şöyle bir şey söyleyerek tamamlayayım. İttihad-ı İslam siyaseti bugün genellikle İslamcılık diye kavramlaştırdığımız fikir ve siyaset akımının bir önermesi olarak algılanıyor. Oysa baştan böyle değildi. Bakın, o gün en önemli, benim bugüne kadar gördüğüm en kapsamlı kitabı yazan kişi bir batıcıdır. Celal Nuri İleri. İttihad-ı İslam kitabı var. Ve son derecede okunmaya değer bir metindir. Yine Kemalist devrimlerin erken habercisi sayılabilecek Kılıçzade İsmail Hakkı'nın en batıcı adam yani. Celal Nuri ile bile geçinemeyecek kadar, uzlaşamayacak kadar batıcı. 1911-12 yılındaki İçtihat dergisinde yayınladığı Pek Uyanık Bir Uyku makalesi, dediğim gibi Kemalist devrimlerin öncü habercisidir. 13 maddede yanlış hatırlamıyorsam bize yenilenme projesi var. Orada Kılıçzade İsmail Hakkı bile İttihad-ı İslamcıdır. İttihad-ı İslam'a doğrudan itirazı olan tek kişi tanıyorum arkadaşlar. O da baştan değil, bir süre sonradan.
İçtihat Dergisi'nin kurucusu ve yöneticisi Abdullah Cevdet şöyle diyor. İttihat-ı İslam deyip duruyorsunuz. İyi de kendine hayrı olmayan, üretim yeteneğini kaybetmiş, cahilleşmiş ve yoksullaşmış bir toplum ittihat etse ne olur, etmese ne olur? Yani ittihadın gereksizliğini değil ama ittihattan önce ittihat edecek insanların liyakat ve keyfiyetlerini tekamül ettirmiş olmalarına vurgu yapar. Dönemin her insanı İttihat-ı İslamcı'da Mustafa Kemal de dahil. Nitekim sonraki dönemlerde İslam kongreleri, hilafet kongreleri toplanır. Mustafa Kemal kendisi de bizzat Sivas İslam Kongresi'nde padişahı temsilen delege olarak bulunur ve bu kongrelerin tamamının ana gündemi İttihat-ı İslam siyasetinin gerçeklik kazanması için izlenmesi gereken siyasetin, stratejinin belirlenmesidir. Teşekkür ediyorum. Efendim biz de Vahdettin Işık hocamıza teşekkür ediyoruz. Vakti çok da düzenli, uygun bir şekilde kullandı. Şimdi burada veya bizim dışarıdan online sistem içerisinde kendisine soru tevcih etmek isteyenler var mı? Vahdettin hocam, yani efradını, cami ayarını mani bir konuşma yapılınca biz hocaya teşekkür ederiz diyor dinleyicilerimiz. Ben de teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sağlık ve afiyetiniz. Peki, size de sağ olun. İnşallah farklı yerlerde, mekanlarda tekrar görüşmek üzere. Tuncer Namlı hocam, tanıtmak için şeyini okudular. Zaten siz buranın yöneticisi olunca söyleyeceğim. Efendim, hukuki değişim, kanunlaştırma ve mahkemelerin ıslahı. Evet, dördüncü konuşmacı olarak sizi biraz da ben yoracağım. Hakkınızı helal edin. İşim o açıdan biraz zor gibi görünüyor. Aslında benim master çalışmam, yüksek lisans çalışmam bu konuyla ilgiliydi. 36 yıl önce yapmışım. Yeniden sahama dönmüş oluyorum. O açıdan toparlamakta biraz zorlanabileceğim gibi de bir şeyim var, endişem de var. Ama burası Dostlar Meclisi. O açıdan çok sorun olacağını düşünmüyorum. Biraz kanunnamelerin içine dalmak, çok dalmaktansa genel şeylerden bahsedeceğim ve iki sorun burada gündeme geldi. Sorulardan bir tanesi Cemalettin Afgani'nin zihniyet sorununa dikkat çekmiş olmasıydı. Sönmez Hoca da bu konuyu biraz açmasını istemişti soru faslında. Biraz ben o tarafıyla ilgileneceğim. Biraz da bu dualizmden bahsetti Vehbi Baysan Hoca. Osmanlı'nın yükselme döneminde de bir dualizm vardı. Ama ondan önce de vardı. Vahdettin Hoca'nın dikkat çektiği sorun aslında her şeye yansıdı. Ki Köprülü rahmetli hoca İslam hukukunda bir dualiteden bahseder. Yani Osmanlılar'da çok önemli bir makalesi var onun. Hukuk dini miydi, seküler miydi? Tartışması var onun. Ve bu seküler boyutun Muaviye ile başladığını söyler. Ben o kadar eskiye gitmeyeceğim ama Osmanlı'daki şer'i hukuk, örfi hukuk ayrımından başlamak istiyorum. Örfi hukuk, şer'i hukukun nesi oluyordu? Şer'i hukuk ne kadar şer'iydi, ne kadar değildi? Bunun açılımıyla başlamak istiyorum. Ebu Hanife açısından bakarsak rahmetlinin yaklaşımından örfi hukuk, şer'i hukuk ayrımının lüzumsuz bir ayrım olduğu ortaya çıkıyor. Şöyle ki, Hanefilere göre örf zaten delildir. Şeriat Ebu Hanife'ye göre dinden ayrı bir şeydir. Yani bütünüyle kopuk anlamında değil. Kategorik olarak, tasnif olarak şeriat din değildir. Mesela Ebu Hanife şöyle der. Allah'ın gönderdiği bütün kitaplar ve bütün peygamberler aynı dini getirmiştir. Hiçbir değişiklik yoktur. Ama
hiçbir peygamber diğerinin şeriatını uygulamamıştır, kendi şeriatını uygulamıştır der. Burada ilahi dinin bir o kadar da insani olduğu gerçeğiyle yüzleşiyoruz aslında Ebu Hanife'nin bakış açısıyla. Yani kaynağı itibariyle ilahi olan vahyi din hep aynıdır. Ama o din aynı zamanda hep insanidir çünkü insana hitap etmektedir ve insanın sorunlarıyla ilgilenmektedir. Allah'ın haşa sorunu yok. Dinin de sorunu yok. Din sorunu olan insana sorun çözmek için Allah'ın müdahalesi ve ıslah projesidir. Böyle baktığımızda Ebu Hanife'nin şeriatı değişmez olan dinden insani alana taşıyarak ki öyle değerlendirerek taşımaktan öte öyle değerlendirerek sürekli yenilenmesi gereken insani dinin insani boyutu olarak tanımladığını görüyoruz aslında. Ve Kur'an'dan buna deliller getirir. Aslında vaktim olsa benim de burada örnek vereceğim, Kur'an'dan örnek vereceğim birçok örnek var. Mesela Süleyman peygamber babası Davud'un şeriatını uygulamamış, değiştirmiştir. Yusuf peygamber Mısır kralının dinine göre hüküm vermemiş. Kenan bölgesindeki hukuku sorarak kardeşini o hukuka göre yanında tutmuştur. Mevdudi rahmetli bunu şeriata dayandırma çabasındadır. Aslında bu bir göstergedir bana göre. Babasının şeriatını soruyor, öğrenmek istiyordu diyor Mevdudi. Ben Mevdudi'den çok faydalandım ve çağının alim tiplemesine en uyan değerlendirilirse alim tiplemesine en iyi uyan Zevat-ı Kiram'dan bir tanesidir. Batıyı ve doğuyu bilmektedir. Hem fıkhı, hem tefsiri, Kur'an'ı, hem siyeri, tarihi çok iyi değerlendiren bir zattır. Ama bizim tarihte gerilemenin Osmanlı'nın 16. yüzyıldaki sürecinde başlatılır genelde. Gerileme ve geri kalma. Aslında bu bir sonuçtur. Hayrettin Karaman Hoca, Hüseyin Atay Hoca Allah rahmet eylesin. Enver Ziya Karal tarihçimiz önemli Osmanlı tarihçilerimizden biridir. Bunların değerlendirmesine bakarsak Osmanlı eğitim sistemi, medreseler, din anlayışı, dünya anlayışı açısından, eğitim açısından zaten geri bir yapı zihniyet üzerine kurulmuştu. Zihniyet sorusunun cevabını biraz buradaramamız gerekiyor. Hatta Osmanlı'dan önce bir zihniyet sorunu vardı. Şeriat ve örfi hukuk ayrımı bunun bence en önemli göstergelerinden bir tanesidir. Yani mütevekkilden sonra, Abbasiler döneminde mütevekkilden itibaren din tamamen vahye ve nasa indirgenmiştir ve insanın fonksiyonu yok sayılmıştır. Hadis okumaları dışında camilerdeki bütün ders halkaları dağıtılmıştır. Mütevekkil döneminde. Nizamiye'ye gelinceye kadar Hanbelilik damgasını vurmuştur. Yani halk ulemayı yönetmeye başlamıştır devlet arkasına alarak. Fakat zaman içerisinde Nizamiyelerin kuruluşu bu zihniyet üzerine kurulduğu için Şafii mezhebi, Eş'ari Şafii mezhebi dışındaki bütün mezhepler yok sayılarak medrese eğitim yapmıştır. Ve bu mezhepten olmayanlara ibate, leyli meccanen burs gibi destekler verilmemiştir. Hatta şöyle bir ifade geçer vakıf senedinde. Bu medreselerin kapısından Eş'ari Şafii olmayanlar giremezler. Dolayısıyla Osmanlı'nın örfi hukuku adını koyması bir gelişmedir. Yani Osmanlı fıkhı hanefileşmiştir. Fakat yeterince hanefileşmiş midir? İki açıdan yeterince hanefileşmediğini düşünüyorum. Bir, Ebu Hanife hanefiliği değildir artık hanefilik. Nizamiye bunu yapmıştır o süreçler, daha önceki süreçler. İkincisi, hanefilik büyük oranda dönüşmüştür. İstese de hanefiliğe bütünüyle dönememektedir. Bu biraz şeye benziyor, yani tabiri caizse hoşgörünüze sığınarak örnek veriyorum. Protestanların İncil'e dönelim derken
Pavlus'un mektuplarına dönmek gibi bir yere dönüyor. Yani dolayısıyla şunun için böyle söylüyorum. Ben bu çalışmayı yaptıktan sonra Kur'an çalışmalarına döndüm. Zaman içerisinde şunu gördüm. Bizim Hanefilerin örfü delil saymasına karşı çıkan Şafilere baktığımızda bir hadisi reddederek bunu yapıyorlar. İstihsana delil getirdikleri, Hanefilerin istihsana delil getirdikleri hadisi örfe de delil getirdiklerini görüyorsunuz ki örfle istihsanı aynı yere koyduklarını anlıyorsunuz. Bu hadisin maktu hadis olmasından dolayı Ebu Gazali'nin bunu reddettiğini görürsünüz. İstihsanı ve maslahatı yeni bir şeriat vazetme olarak değerlendirir. Ki bu mezhebe göre şeriat, din, hukuk hepsini birbirine karıştırarak anlar. Ebu Hanife'nin şeriat din ayrımı yoktur. Dolayısıyla buradaki yeni şeriat vazetme yeni bir din vazetme anlamına gelmektedir. Gizli bir tekfir korkusunu alınıyor. Bana geliyor şahsen. Bunu neden anlatıyorum? Osmanlı'nın örfi hukuku, şer'i hukukun sahasında görmeyip ayrı değerlendirmesi bir, bu zihniyetin ürünü. İki, mevcut olgu böyle kurulmuş. Yani köprünün haklı olduğu yer şöyle, şurada düğümleniyor. Muaviye'den itibaren zaten melikler, sultanlar kendi başına buyruk davranmışlardır. Ulema onların işine karışmamış. Muaviye'nin sözlerini Ahmet Yaman'ın İslam Düşüncesinde Hukuk ve Siyaset kitabı var. Konya'da yayınlanmış bir kitap. Orada görebilirsiniz. İnsanlar bizi rahat bıraktığı sürece biz de insanları rahat bırakırız demiş. Bu İslam devletleri boyunca devam etmiştir. Yani Osmanlı'da fukaha devlet işlerine sultanın sahasına girmez. Yani örfi hukuk sahasına girmez. Devlet de fıkıhçıların işine fazla karışmamıştır. Vehbi Hoca'nın medreseler hakkında dağınıklık konusundaki verdiği bilgiler bunu teyit etmektedir. Oysa Kur'an-ı Kerim'e baktığınızda 41 tane ayet örf ve maruftan bahseder. Sadece bahsetmez. Örfü emreder, emretmeyi de emreder. A'raf suresi 199. Örfü emret diye başlar ayet. Ve emur bil orfi. Dahası var. 38 yani örfle ilgili 2 ayet var. 38 ayette de benim bildiğim kadarıyla marufu emreder, münkeri nehyeder. Fukaha burayı bile anlamakta zorlanmıştır. Örfü sahih örf, fasit örf diye ilerleyen süreçlerde usulü fıkıhçılar ikiye ayırmıştır. Oysa Kur'an mutlak insanlığın ortak doğrusu anlamında, ilkeler anlamında bunu kullanmaktadır ve fıkıhçıların sahih fasit ayrımı yapmasına gerek yoktur. Bu ayrımın nedeni de örfü geleneğe indirgemişlerdir. Aslında Kur'an'ın anlattığı indiği süreçte sünnet gelenek demekti. Peygamber Aleyhisselam'ın sünneti dini bir nitelik kazanınca gelenek anlamı sünnet kavramının altından çıkarıldı. Dini bir kalıba dönüştü. Ama ortada kalan gelenek anlamı örf ve adet kelimesine giydirildi. Onun için makasıtçılardan Şatibi'ye bakarsanız adet kelimesini hiçbir zaman gelenek anlamında kullanmaz. Daha çok bizim kullandığımız örf anlamıyla eş anlamda kullanır ve ilke anlamda insanlığın ve toplumların ortak değerleri, ortak doğruları olarak anlar. Ömer Özsoy Hoca'nın sünnetullah kavramının Gazali'den itibaren adetullah kavramı yerine kullanmaya başladığını ve daha önce tabiat yasaları anlamında adetullah tabiri kullanılırken Gazali'den itibaren adetullah anlamında, tabiat yasaları anlamında sünnetullahın kullanılmaya başladığını ve oysa Kur'an-ı Kerim'de geçen ayetlerde sünnetullah kavramının tamamen toplumsal yasalardan bahsettiğini ortaya koymuştur doktora çalışması. Dolayısıyla Osmanlı'da ikilem burada doğuyor ve hukukta iki boyutluluk zaten hazır olarak, zihniyet olarak var. İki boyutlu olarak tezahür ediyor. Yani fıkıh daha çok özel hukuk alanında fukaha tarafından devletin kontrolü dışında uygulanırken tamamen başıboşluk değil ama genelde vakıfçılık üzerinden yürüyor eğitim ve
İki türlü de tezahür ediyor fıkıh, fetva ve kada olarak. Ama daha çok özel hukuk alanında ve mahkemelerde, şer'i mahkemelerde bunlar devam ediyor. Bir süre sonra Nizamiye mahkemelerinin kurulduğunu görüyorsunuz. Şer'i mahkemeleri eğitim sadece dine ait bir çaba içerisinde dar kalıplara büründüğü için alternatif bir Nizamiye mahkemesi ihdas ediliyor. Bu da sultanlara bırakılan hukuki sahanın, amme hukuku sahasının artık mahkemeleşmeye başladığını da gösteriyor. Bu nedenle mesela mecelle nizamiye mahkemelerine, nizamiye mahkemelerinin uygulayacağı bir hukuk sistemi önerdiği için şer'iye mahkemelerine bıraktığı nikah ve talak bölümünü, evlenme ve boşanma hukukunu mecelleye almamıştır. Nizamiye'ye özgü bir hukuk oluşturmaya çalışmıştır. En önemli farkı budur. Mecellenin ortaya koyduğu şey devrim niteliğinde bir değişim. İlk defa fıkıhta muamelat kısmı hukukun alanına taşınırken ibadetler bölümü ayrılmıştır. Ondan önceki bütün fıkıh kitaplarında hemen hemen ibadetlerle hukuk aynı yerdedir. Bu iki tane mahsur getirmiştir. İbadetler hukuk mantığıyla yazılırken hukuk da ibadetler mantığıyla da hiç değişmez kaide ve kurallar olarak anlaşılmıştır. Tanzimattan itibaren biz şunu duymaya başlıyoruz. Hukuk hayatı takip etmez, hayat hukuku takip etmez, hukuk hayatı takip etmek zorundadır. Yani bu Osmanlı hukukunda, şer'i hukukunda zamanın gereklerine yön verenler genelde amme hukuku sahasında çalışanlar olmuştur. Kanunnameler bu yönde gelişmiştir ve Batılılardan önce kanunname yazma geleneği Osmanlılar'da ortaya çıkıyor. Bu açıdan bu çok önemli bir yeniliktir. Fakat Batı'da baktığınızda 1801'den 1901'e kadar kanunlaşma asrıdır. Ondan önce kanunlaşmaya Batı çok ihtiyaç hissetmemiştir. Yani daha önce Magna Carta'yı falan düşünürsek belki hukuklaşma o dönemde kısmen yapılmıştır. Bunun nedeni Hristiyanlığın doğal hukuku din dışı sayması, akli hukuku din dışı saymasıdır ve tamamen ruhbanlığa bağlamıştır hukuku. Biraz da krallara alan açmışlardır İsa, Hazreti İsa söylemi üzerinden. Bizim şeyde de buna benzer bir gelişme görüyoruz fıkıhta. Yani sultanların alanı hukuk alanından ayrılmıştır. Bu ikilem Osmanlı'dan önce başlayan bir zihniyetin ürünüdür ve Osmanlı'da yani erken dönemde farklı tezahür etmiştir. Islahatlardan Tanzimat'a, Tanzimat'tan Meşrutiyet'e bu ikilem hep süre gelmiştir. Burada da yenileşmeye medreselerin kapalı olması yol açmıştır. Ve bu konuda bazı şeylerin altını çizmek istiyorum. Ama önce şunu söylemek istiyorum. Tanzimat öncesindeki kanunnameler benim görebildiğim, bulabildiğim, ulaşabildiğim kanunname 7 tane var. Fatih kanunnamesi, Sultan Süleyman kanunnamesi. Fatih döneminde 2 kanunname çıkmıştır. Kanuni döneminde çıkan kanunnamede ünlü Şeyhülislam Ebu Suud'un emeği vardır. Bunu ayırıyorum. Diğerlerine baktığımızda büyük çoğunluğu sonrakilere mesela 2. Selim zamanında meydana getirilen bir kanun mecmuası var. 1. Ahmet devrinde, 4. Murat devrinde yine Kanun-ı Osmani Mefhumu Defteri Hakani diye bir kanun çıkıyor. Telhisul Beyan Fi Kavani Ali Osman diye daha sonra bir kanunname daha çıkıyor ve 4. Mehmet zamanında da 7. kanunnameyi görüyoruz. Bu kanunnamelerin bir kısmı ıslahatlar dönemine denk geliyor. 2. Selim, 3. Selim'den başlayarak 2. Mahmut döneminde nispeten bu konular ulemayı da ıslah etmek kaydıyla, yani sadece askeri de ıslahat yapmamıştır, eğitim de ıslahat yapmamıştır. Medrese, yani yeni okullar açmak gereği duymasının nedeni medresenin yetersizliğidir ve medreselerin bozulmasını da düzenleyecek hükümler yer almıştır bu dönemdeki kanunnamelerde. Ve bu kanunnameleri hazırlayan istisnalar dışında genelde defterdarlar ve reis-i kütüphaneler taraf gibi devletin içinde yer alan şahsiyetler tarafından hazırlanmıştır ve
Buraya kadar olan kanunnamelerde ulemanın çok dahli yoktur. Ulema yoktur yani. Ve bu insanlar, hazırlayan insanlar da uzmanların tespiti olarak söylüyorum. Kanunnameler büyük çapta ya kanun motivasyonundan, şeklinden uzaktır ya da içerik olarak ciddi yanlışlar içermektedir ve hukuku ilgilendirmeyen konular bile yer almıştır. Çocukların sünnetlendirme törenlerine, düzenleme işlerine varıncaya kadar. Dolayısıyla burada bazı maddeleri ben zikretmek istiyorum kısa kısa. Tanzimat öncesi dönemde yapılan ıslahatlara baktığımızda bir, alimlerin etkisi ve medreselerin durumu bunda etkili olmuştur. İki, yönetim bozukluğunun altını herkes çizmektedir. Üç, batıdaki gelişmeler ki 1800'de başlayarak 1900'lerde kanunlaşma açtı. Önemli bir ivme kazanmıştır batıda. Ve gayrimüslim azınlıklar konusunda ciddi baskılar gelmektedir. İmparatorluk gücünü kaybedeli çok olmuştur. Ülke sürekli toprak kaybediyor, ordu sürekli yeniliyor, ekonomi çok kötü, borç kıtlığa dayanmış ve bu teknolojide geri kalmışız. Batıdaki sömürge ve okulların gelişmesi ki Rönesans'ı tamamen bizden yaptıkları çevirilere borçludurlar. Batı'da çok ciddi bir silkinme olmuştur. O meşhur yakılarak idam edilen bir zat var Batı'da. Adını şu anda hatırlamayabilirim. Gordon Bruno, evet. Gordon Bruno. Bu adamın Hristiyanlığa yönelik eleştirileri yakılmasına neden olmuştur. Cezalı Engizistan'ın idam etmiştir. Yaptığı, Hristiyanlığa yönelttiği eleştirilere baktığınızda İslam'ın eleştirileri olduğunu görürsünüz. Yani kesinlikle bu tercüme bürolarının çalışması sonucu bizden yapılan çeviriler Batı'yı kalkındırmıştır. Ama her kitap mı? Hayır. Bizim gömdüğümüz kitaplar, yazarlarıyla birlikte gömdüğümüz kitaplar, Tanzimat döneminde İbn-i Rüşd'ün kitabının Arapçası bulunamadığı için Rena'nın Batı dillerine yaptığı çeviriden yapılmıştır. İlk defa İbn-i Rüşd çevirisi. Yani Cevdet Paşa'ya kadar İbn Haldun'u Osmanlı toprağı bilmemektedir. Şatibi'nin kitabı 19. yüzyılın başında ilk defa Kazan'da Musa Cağrullah tarafından yapılmıştır. Türkiye'ye tercümesi 1980'de girmiştir. Dolayısıyla yani medreselerin hayatın gerisinde kaldığını taklit özellikle az önce saydığım 3 isim Karaman Hoca, Atay Hoca ve Karal bu Osmanlı medreselerinin taklit yüzünden hem hürriyetten yoksun hale geldiğini hem seviyesizleştiğini ve ilim irfan üretemediğini, yani sadece biz pozitif bilimleri medreselere sokmamakla kalmamışız. Şer'i ilimlerde ölüm haline gelmiştir. Yani bunda kimlerin dahli var derseniz İhya-i Ulumiddin'i yazan zatın bile dahli vardır. Dini ilimleri İhya adına yazılmıştır ama öbür kitabında da dediğim gibi örfü, istihsanı, maslahatı sırf diğer mezhepler söylediği için yeni bir şeriat vazetme olarak değerlendirmiştir. Yani bu Osmanlı'ya da yansımıştır. Mesela ne gibi diyeceksiniz? Ben yine burada bir hususun altını çizmek istiyorum. Bu taklidin ne derece devam ettiğini göstermesi açısından mesela Türk mütefekkirleri kendilerini Selçuklu döneminde yetişen alimlerin bir daha yetişemeyeceğine iyice inandırmışlardı diyor. Medreselerin ağır adalı dil kullanması, pozitif bilimlerin müfredatlarında yer almaması, Fatih döneminde açılan medreseye konan müfredatta felsefe bulunmasına rağmen sonra bu felsefiyattır diye kaldırılmıştır. Ama kaldırılan kitapların uygulamadan kaldırılan yani okutulmaktan kaldırılan kitapların Karan'ın verdiği bilgiye baktığımızda Haşiye-i Tecrit ve Şerh-i Mevakıf'tır. Kaldırılmasının nedeni de özellikle bunu bilmek gerekiyor. Bir mezhep taassubu yüzünden kaldırılmış olduğunu düşünmüyorum. Şöyle bir gerçek var. Molla Yürani taraftarlarının Ebul Vefa'yı yargılama girişimi var Fatih döneminde daha. Ve daha sonra Molla Lütfi
Fatih ve müştehit danışmanları yüzünden onlar dünyadan gittikten sonra onlara olan kin ve karar yüzünden Şeyhülislamlık tarafından idam edilmiştir. Bu zat, zındık diye idam edilen zat, Fatih'in kütüphane müdürüdür. Ali Kuşçu'nun derslerini dinleyip, not alıp Fatih'e okuyan kütüphane müdürüdür. Ve bu baskı, yani taklit döneminin çok önemli işaretlerinden biridir. Ebul Vefa'yı yargılamaya kalkmışlar, Şafiilerin bir görüşünü uyguluyor diye. Ki burada Osmanlı ulemasında Şafii karşıtlığının olmadığını görüyoruz. Önemli örnekler var. Bu tecrit ve diğerinin yasaklanmasının nedenine gelince bu da şeyden kaynaklanmaktadır. Yani şöyle bir itirazla karşılıyor, karşılaşıyor Hocazade. İki tane zat-ı muhterem Hocazade'ye diyor ki Cürcani'nin, Seyyid Şerif'in hiçbir görüşüne asla itiraz edilemez deyince Hocazade Seyyid de beşerdir, ona da itiraz edilir diyor. Buna tahammül edemiyorlar ve tekrar itirazlarını bastıklarında Hocazade satır ve sayfa numarası vererek Seyyid Şerif Cürcani'nin hatalarını gösteriyor ve susturuyor. Yani şöyle bir şeyle karşı karşıyayız. Genç akademisyen Mehmet Aydın diye bir dostumuz var. 2 yıl önce burada bir tebliğ sundu. Tebliğin konusu Osmanlı'da felsefeydi ve Hocazade döneminden itibaren Eş'ari kelamcılara yazılan eleştirilerden ve kitaplarından bahsetti. 4 kişiden bahsetti ve kitaplarından bahsetti. Ben ilk defa duydum. Biz Eş'ari kelam okuyarak büyüdük. Eş'arileşmiş Hanefi fıkhı okuyarak büyüdük. Dolayısıyla burada mezhepçilik yapmıyorum, mezhepçi de değilim. Her mezhebin doğrusunu almaya açık biriyim. Bağnazlık yapmıyorum. Bağnazlığın ne derece olduğunu anlatmaya çalışıyorum. Bazıları bunu tersinden göstererek, kulağını tersinden tutarak burada işte mezhepçilik yapıldığını, mezhep karşıtlığı yapıldığını, düşmanlığı yapıldığını söyleyenler oluyor. Bunu ahlaksızlık olarak değerlendiriyorum. Dolayısıyla bu zihniyet Osmanlı'dan önce oluşmuş, Osmanlı'nın gerilemesini biz belki 1000 yıl geriye giderek aramamız gerekiyor. Ama maalesef altını çizmek istediğim konulardan biri budur. Yani ilmiyenin gerçekten gelişmelerin önündeki en büyük tıkaç olduğunu görüyoruz biz. Hiçbir yeniliğe müsaade etmiyorlar. Hiçbir yenilikte katkıları yok. Sadece mesela şeylere baktığımızda, layihalara baktığınızda büyük çoğunluğu hiçbir değişiklik olmasan aynen devam ederim. Ama içinde birkaç tanesi var. Ulemanın yetersiz kaldığını ve eleştirilmesi gerektiğini. Mesela Tatarcık Abdullah Efendi'nin layihasını okumuştum şeyden, Karal'dan. Diyor ki Batı'da akademiler projeler geliştiriyor, devlete sunuyorlar, devlet bunları uyguluyor diyor. Bizde diyor ulema sorunlara çözüm bulmak için Mehdi bekliyor diyor. Ve sonunda da şöyle bir cümle kuruyor. Ya biz diyor sorunları çözelim ki Mehdi gelince bize aferin desin. Yani bu zihniyet gerçekten bugün hala devam ediyor. Belli kesimler aracılığıyla, belli kurumlar aracılığıyla ilahiyatların üstünde demokles kılıcı sallamaya devam ediyor. Bir zamanlar batıcılar ilahiyat ve İmam Hatip düşmanlığı yapardı. Bunu şimdi dindar çevreler yapıyor. Ve kendi ayağını kurşun sıkmaktan, çelme takmaktan başka bir işe akılları ermiyor bu zavallıların. Dolayısıyla bizim ilmi hürriyetin önünü açmamız gerekiyor ve Allah'ın insana verdiği değeri yeniden kazandırmamız gerekiyor. Allah kendisine muhatap olarak insan yaratmış, mektup göndermiş, oku demiş. Senin velim, velin sadece benim demiş, sen benim velimsin demiş insana. Bizse Allah'ın velayetini unuttuk, yeni veliler ürettik ve bize de şunu söylediler. Siz o velilerin ayağının tozu bile olamazsınız. Yani Allah kendine dost olarak yaratmış insanı ama bizim eğitim sistemimiz 1000 yıldır bize siz veli olamazsınız. Velilerin ayağının tozu bile olamazsınız dediler. Bu zihniyet kelam adına konuşuyor bugün. Birçok çevrelerde.
dinin özü diye sundukları tasavvuf anlamında kullanılıyor, adına konuşuluyor. Ve kelamdan daha itikat konusuna getirilmiş fıkhın değişmezliği üzerine konuşuluyor bunlar. Onun için insana, insan aklına güvenen Rabbimiz, kitapla birlikte bütün peygamberlere hikmet indirdiğini, insanın aklını kullanması gerektiğini söylediği halde, insan aklıyla hiçbir şeyin yapılamayacağını söyleyen bir ruhban anlayışına kendimizi hapsettiğimizi düşünüyorum. Burada mesleği ruhban olarak değerlendirmeyi yadırgıyorum. Dinin bir araştırma uzmanlık alanı olarak çalışılmasının gerekliliğine iman ediyorum. Ama bunu ruhbanlık olarak değerlendiren, ruhbanlık olarak değerlendiren şekilciliği kınıyorum. Kesinlikle onlar gibi düşünmediğimi belirtmek istiyorum. Ve maalesef bu durum bizi ıslahatlara kadar getiriyor. Ben Tanzimat'ın ıslahatların devamı olduğunu, meşrutiyetin Tanzimat'ın devamı olduğunu, Türkiye Cumhuriyeti'ndeki değişimlerin birçoğunun, büyük çoğunluğunun bu değişim ıslahat süreçlerinin sonuncusu olduğunu düşünüyorum. Ve bugün başka bir bağnazlıkla karşı karşıyayız. 100 yıldır aynı şeyleri tekrarlamayı bize medeniyet olarak sunan bir zihniyet var. Mehmet Akif'in de, Ziya Gökalp'in de, burada rahmetle anıyorum ikisinde. Her ikisinin de taklitçiliği farklı boyutlarda el aldığını görüyorum. Mehmet Akif, bu fıkıhçılık adına yapılan bağnazlığın ve taklitçiliğin kendi döneminde batıcılık anlamında bir taklitçiliğe dönüştüğünü altını çiziyor Sebil-ül Reşat'ta. Ziya Gökalp de şöyle üçlü bir taksimi var onun, biliyorsunuz. Asri, yani muasırlaşmak, Türkleşmek, İslamlaşmak, muasırlaşmak diyor. Bu üçünün telif edilebileceğini söylerken bunların başka üç kavramla karıştırılarak telif edilemez hale getirileceğini söylüyor. Türkleşmenin törecilik olmadığını, İslamlaşmanın fıkıhçılığa hapsolmamak olduğunu, hapsedilmişse bunlar işte batılılaşmanın ya da Batı medeniyetinden bahsetmenin Avrupalı olma sevdası olmadığını, bu anlamlara dönüştüğünde bunlardan telif çıkmayacağını, parçalanma çıkacağını, dağılma çıkacağını altını çiziyor. Dolayısıyla bizim bu kanunnamelerde görülen çok parçalılık ya da ikilem adına her ne dersek diyelim, öteden beri bizim getirip daha sonraki nesillerin önüne koyup içinden çıkılmaz halde bırakmamızın geri kalmışlığın göstergeler olarak okuyorum. Ben sebepler olarak görmüyorum. Yani geri kalmak bir sonuçtur. Evet Tünçer Bey. Toparlayayım mı? Çok güzel anlatıyorsunuz. İyi, toparlama güzel. Şeyini de eyvallah. Hızlı bir şekilde toparlayayım zaten. Hadi öyle olsun. Meşrutiyet tamam. Döneminde bu kanunlaştırmaların ikinci versiyonunu sunacağız. Ben oraya fazla girmeden toparlayayım üstad. Yani Tanzimat dönemindeki kanunlaştırmalar hız kazanıyor. Kamu hukuku alanında anayasa yapıldığını görüyoruz. Bu anayasa içeriğine girmiyorum. Kısa süre sonra yürürlükten kaldırılmıyor. Meclis dağıtılıyor. Anayasa yürürlükten kalıyor. İkinci meşrutiyette bu 1909'da tadil edilerek uygulamaya yeniden konuyor. Yani padişah meclisi dağıtmış ama dağıtmamış. Anayasayı kaldırmamış. Yani öyle bir görüntü var. O açıdan önemli. Bu batıdaki birçok devletin anayasası incelenerek, iktibas edilerek, şekil olarak muhtevasını kendileri doldurarak, kendi devlet çarkına uyarlayarak yapılmış bir anayasa. Ceza kanunu konusunda Tanzimat'tan önce 1840'da başlayan ve 40'larda başlayan, 50'lerde devam eden, 60'larda devam eden ceza yasaları meşrutiyette yeniden el alınabiliyor. Bunlar hep birbirinin devamı. Her sonraki kanunnameler daha önceki kanunnamelerin deruhte edilişi, bir araya getirilişi şeklinde gözden geçirilmesi suretiyle oluşturuluyor. Hızlı geçiyorum hocam. Yargılama hukuku konusunda yeni mahkemeler kuruluyor. Nizamiye'nin yerine ticaret mahkemesi vesaire kuruluyor. Yani burada şey de başlıyor.
Yani ikilem artık biraz daha dönüşerek mahkemeler branşlaşmaya başlıyor. Böyle bir gelişme var. Buların tekliği üzerine kurulmaya başlıyor. Belki bu devrim çok daha önemli bir devrim ama bu çok anılmaz bizde. Yani bizde şekilci devrimcilikler vardı genelde. Hangi taraftan bakarsak bakalım. Ve bir şeyin daha altını çizeyim. Tanzimat döneminde bizim yenilikçi olarak gördüğümüz bazı muhafazakar oluşumlar var. İşte Yeni Osmanlılar Cemiyeti'ne baktığınızda bunların en önde gelen isimleri Ziya Paşa gibi, Namık Kemal gibi isimlere baktığımızda fıkıh gibi bir deryayı hakikat varken kanunname oluşturmaya ne gerek var, batıdan kanun almaya ne gerek var diye başlıyorlar. Bunların bu söylemini Cevdet Paşa verime dönüştürerek, iyi değerlendirerek yerli kanunlar yapmaya paşaları ikna ediyor. Ve Mecelle bu açıdan çok önemli, yerli kanun yapma konusunda önemli kanunlardan biri, buna benzer olan yerli kanunlardan biri de arazi kanunnamesidir. Tamamen yerli argümanlar kullanılarak yapılmıştır. Ticaret mahkemelerin ticaret kanunundan sonra bu deniz ticaret kanunu vesaire ek olarak yine çıkıyor. Daha da branşlaşmaya gidildiğini görüyoruz. Bu gelişmeler Vehbi Hocam'ın benden önceki konuşmacıların altını çizdiği hususlar aslında bizi yeniden bir devlet yapmaya çalışıyor. Yani devlet çarkının bozulmuşluğu ya da dağınıklığı, çağa ayak uyduramaması diyelim biz. Bu çarkın yeniden düzenlenmesini oluşturuyor. Biz de bu batıdan etkilenme nedeniyle İslamcı geleneğin bir tepkisel tutumu var. Bu tepkisellik çok genellemeci geliyor bana. Yani ben de o camiadan gelen biri olarak, bunu bir itiraf olarak, kendi algımda dahil ederek söylüyorum. Biz yabancılaşmaya karşı olmalıyız. Ama medeniyet ve ilim nerede olursa olsun faydalanmayı bilmemiz lazım. Ben bunu bir espriyle süslüyorum. Yani ilim Çin'de bile olsa gidiniz alınız diyen Hazreti Peygamber döneminde Allah selam etsin, Çin Müslüman mıydı? Daha gitmemiş. Ki Avrupa'dan ilim, medeniyet ya da işte teknoloji aldığımızda yavrulmayı düşünüyoruz. Yani bizim giderek zihniyetimizin gelişmesi yerine, Allah rahmet etsin Afgani hatalarıyla, sevabıyla, bizim zihniyetin giderek düştüğünü görüyorum. Yani mesela Bardakoğlu Hocam'ın altını çizdiği bir husus var. Bugünkü ilahiyatlar meşrutiyet aydınının seviyesini yakalaması için daha çok fırın ekmek yemesi gerekiyor. İlahiyatlar bizim kurumlarımız. En iyi ilmi araştırma yapılan kurumlarımız. Daha iyisini geliştirirsek o zaman düşünürüz. Ama bunun kıymetini bilmemiz lazım. Fakat ilahiyatçılarımızın, ilahiyat kurumlarının, ilahiyatı yöneten iradenin ilahiyatları geliştirmekten çok geriye götürmeye çalıştığı gibi, yani medresenin direncinin ilahiyatların programlarını geriletme konusunda, hoca özgürlüğünü sağlama konusunda medreseyi aratmayacak bir noktaya geldiğini düşünüyorum. Ve artık Müslümanların hukuk fakültelerinde seküler hukuk, ilahiyat fakültelerinde İslam hukuku, ki adına ne kadar hukuk denebilir? Ben her ikisine de hukuk demenin şahit istediğini düşünüyorum. Çünkü bugünkü hukuk fakültelerinde hukuk felsefesi ve hukuk sosyolojisi dersleri neredeyse yok denecek kadar az, bir dönem ya seçmeli ya mecburi olarak okutuluyor. Maalesef burada hukuk fıkıh buluşmaları yapıyoruz. Bu zihniyeti aşma konusundaki sorunlarımızın devam etmeyi bağlamında söylüyorum. Hukukçular heyecanlandı, fıkıhçılar ya fıkha dokunmayalım olduğu gibi kalsın dediler. Bazıları en azından. Ama hukukçuların da söylediği bir şey vardı ya, biz okullarda Roma hukuku, bilmem Çin hukuku falan hukuk tarihi okutuyoruz, İslam hukuku kürsümüz yok diyorlardı. Hukuk fakültelerinde İslam hukuku kürsüleri açılmaya başlandı ama maalesef bugün yani ders verecek hocası yok. Yani mesela arkadaşlara bir tavsiyem olsun, haddim olmayarak. Emir Kaya dostumuzun hazırladığı, genç akademisyenlerimizden biri, dinamik bir dostumuz. Hukuk Zihniyeti diye bir kitabı var piyasada. Bizden çıkmadı. Onun için reklam yapmıyorum. Belki yeni baskısı çıkmış olabilir. Emin değilim. Bir de Fıkıhtan Hukuka diye bir kitabı çıktı. Bu bizim çevrelerde bayağı yaptı.
prestij yaptı. Mesela bu kitaplara bakılabilir. Artık şu söylemden, yavan söylemlerden kurtulmamız lazım. Hocam son sözlerimi söyleyeyim müsaadenizle. Evet, sağ olun. Sizi çok yorduğumu biliyorum. Yani şer'i hukuka geçmeliyiz söylemi. İçi boş bir söylem. Altı bomboş bir söylem. Kur'an'a sünnete dönmeliyiz söylemi yine bomboş bir söylem. Kur'an'a sünnete nasıl döneceğimizi bilmiyoruz. Hadisçilerin sünnetin içinden çıkamadığını biliyorum. Tefsircilerin de Kur'an'ın içinden çıkamadığını biliyorum. Giriyorlar, dalıyorlar ve kayboluyorlar. Dolayısıyla bizim, ben şahsen bu tezi yaptığımda yarı aydınlanmaya başlamış bir tipoloji çiziyordum. Kendimi eleştiriyorum burada. Tipik mollalardan bir tanesiydim. Ama bu tez bana çok şey kazandırdı. Burada hocamı selamlıyorum, Bardakoğlu hocamı. Bu tezi yaptıktan sonra Kur'an çalışmaya başladım. Demek ki 36 yıldır bıraktım demişim ya, tarihine baktım. Öyle görünüyor. O yıldan beri Kur'an çalışıyorum ve Kur'an bana, Kur'an'ın hukuk nosyonu bizim fıkıhçılar tarafından tanınmadığını düşünüyorum. Ve bütün İslami ilimler gibi fıkhın da Kur'an'dan koptuğunu, sadece hayattan kopmadığını, hayatın gerisinde kalmadığını, Kur'an'ın da gerisinde kaldığını ve Kur'an'dan çok daha uzaklara gittiğini, Sami kültürlerin örümcek ağlarına kendini hapsettiğini düşünüyorum ilimlerin. İslami ilimler. Dolayısıyla Kur'an'ın yeniden hayata dönmesi bizim ilmi olarak Kur'an'ı yeniden incelememize bağlı. Bir, iki, hayatı, dünyayı sanki ahireti Allah yarattı da dünyayı şeytan yaratmış gibi görmekten vazgeçmemiz gerekiyor. Ve insan aklını şeriatın ya da dinin ya da vahyin rakibi olarak değil, muhatabı ve dostu olarak görmek istiyorum. Yani bu Kur'an korkusu hala devam ediyor insanlarda. Ve bizim bugün selefi kafayla Kur'an okumaya başladığımız için insanları neredeyse Kur'an okumaktan vazgeçecek bir tavır içine girebiliyoruz. Bizim biraz kendimize gelmemiz gerekiyor ve her çaba sahibinin iyi niyetli olduğuna inanmak istiyorum. Ama bilgi yetersizliği nedeniyle iyi niyetlerimizin kurban oluyoruz bazen. Ve bu vesileyle ben hocam, zat-ı halinize, benden önce konuşan dostlarıma ve burada bulunan, online'dan izleyen dostlarıma saygılarımı, selamlarımı sunuyorum. Son olarak teşekkür ediyorum. Tamam. Yani bu sözlerden sonra bir soru geleceğini pek tahmin etmiyorum. Hitamuhu misk kabilinden tam yerine oturdu. Ben burada hakikaten güzel bir oturum gerçekleştirdiğimizi düşünüyorum. Benim burada bulunmuş olmamdan dolayı şahsen de ben kendim de çok faydalandım. İyi ki böyle bir şey için beni davet etmişler dedim. Ama bir ara burada yönetmenin şeyi sanki bayağı bir otorite insan kendisinde hissediyor gibi, böyle bir şey olmadığını da olmamak istemiyordum aslında. Yani bir yanlış şey yaptıysak falan sakın böyle başlarken sıkıntı verecek bir pozisyon kendim için çıkarmamış olmamı temenni ediyorum. Varsa böyle bir şey affedin lütfen, iyi niyetle şey yapılmıştır. İnşallah daha burada böyle güzel toplantılarda bir araya gelmemizi niyaz ediyorum Cenab-ı Mevla'dan. Sağ olun, teşekkür ediyorum.